Çok hızlı başlayacağım abi. İnşallah ben çok konuşan birisi olarak ne kadar öz yapabilirsem o kadar yapacağım. Ne kadar becerebilirsem inşallah hakkınızı helal edin. Sizin de yardımınızı inşallah istiyorum. Şimdi abi bugünkü dersimiz şöyle anlatayım arkadaşlar. Pazar günkü Dima dersin sonrasında Evameli Tekviniye ve Ayat Tekviniye benim aklıma çok yatmamıştı. Yatmamıştı derken alemimle çok oturtamamıştım. Dersin sonrasında Hasan abiyle bu konu üzerinde biraz mütalaa ettik. O esnada yani bunu Hasan abi direkt söylemek istiyorum. Yani Hasan abiyle konuşuyorum. Hasan abi masasında oturuyordu ama yani o anda ayağa kalkan sanki Hasan abi değildi. Yani bunu böyle hissettim. Bir anda bana da anlatırken bir anda kalktı ve şöyle bir şey ekledi buraya. Buradaki zihindeki ayat-ı tekviniyenin bir kuvve olduğunu yazdı. Hemen sonrasında da vicdandan geri dönüp itikada gelerek itikadı oluşturan ve oradan devam edenin ayat-ı tekviniye ve evamir-i tekviniyenin cem'ül cem'inden iman olduğunu tespit ederek yazdı. Bu o an çok çarpmamıştı beni. Fakat sonrasında onu düşündükçe yani aslında diyebilirim ki 130 küsür Dima dersinin hülasasının hülasası, en son çıkan meyvesi ve en bariz, en net, en bedi kelimesi, öğretisi bize sanki bu gibi hissettim abi. Çünkü o kadar önemli ki yani benim alemimde böyle oluştu. Çünkü alemimde oturmak için evamir-i tekviniye ve ayet-i tekviniyeye bakınca aslında bu kelimenin şöyle düşündürttü bana. Yani bu Hasan abi değildi, o kalkıp yazar. Hasan abi, ben bunu böyle düşündüm. O bizim öğrenmemiz, bilmemiz gereken bir şeydi. İnşallah Allah'ın izniyle ben de biraz onun üzerinde çalıştım. Biraz... Yani 130 küsur tane ders, Dima dersinde şimdiye kadar bir özetlersem bir cümle. Yani ne demek istediniz dense bu olur. Bu olur evet. Yani aslında iman orada oluyor demek büyük bir şey. Yani. Tabii. Netice ya işin kayyumu. İmandan büyük, da başka bir şey yok ki. Çok çok önemli bir şey. Şimdi ben onu araştırdım. Onu araştırdım derken Risale-i Nur'dan biraz baktım, biraz anlamaya çalıştım. Bunu hatta anlamaya çalışırken Hasan abiye de bir şeyden bahsetmiştim, bir cihazdan bahsetmiştim. Çok etkilendim o gece. Evet. Çok etkilendim. Beni canlandı aradın ya. Yani mübalağa etmiyor Hasan. Yatarken yatamadım biliyor musun? O senin anladığına farklı bir şey anladım. Parmak yaptın ya. Evet abi. Bu vücut ya. Oluştu sen vücudu şey Adem. Adem'i vücut oluşturuyor. Evet. Sen itmesen o boşluk olmayacak. Olmayacak abi. Yatamadın. Evet. Yap da gör şimdi, görsün. Derse başlamadan önce... O cihazı aldı, o bir cihazı, bak bir anlatın o cihazı. Bu geçen hafta işte Evamiye İpek Güney'i anlamaya çalışırken kafamda yer ettiği bir şekil vardı. Evet. Ders anlatmak için cihaz almış. Ha yoksa bu anahtarcı değil bak. Bu abi bu, bu şey. Bu abi mesela kıvrımları, köşeleri... fayans keseceksiniz, işte parke keseceksiniz. O köşelerin ölçüsünü, köşenin kalıbını kendi üzerinde çıkartıyor. Sonra bunu koyuyorsunuz. Neyi keseceksiniz? Fayansı keseceksiniz. Elle gösterecek. Evet. Onun üzerine koyup çizip oradaki şekli direkt kalıbı burada çıkartmış oluyorsunuz. Yani ben ayat-ı tekviniye ve evamir-i tekviniye anlamaya çalışırken sanki bu önce onunla başladım. Sanki onu çok güzel ifade edecek. Ya, burada bir mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela şu diyorum, bizde kodlanmış olarak bizim programımız, yani bizim evamir-i tekviniyemiz, yani bütün ayat-ı tekviniyelerin karşılığı eğer imtisal edebilirsek, direkt buraya yansıyor ve burada şekil alıyor ve burada vücut buluyor. Bu
benim orası dima mı o cihaz? Burası benim ilk, şimdi şöyle söyleyebilirim. Şimdi burayı, bunu Osman'ım nereye koyarsan, nerede buna bir anlam yüklemeye çalışırsan o anlam mı bu üstleniyor. Bunu önce bunu serbest bölgeye koy. O alet nedir yani? He, görenler? Bu alet şu. Yani mesela yap şu. Mesela. Mesela ayat-ı tekviniye. Mesela tabii. Şu parmaklarımı ayat-ı tekviniye olarak kabul edersek dışarıda. Bende bunun bir karşılığı olması lazım. Ondan sonra izler. Nasıl yani oluyor? Mesela şu. Bak. Mesela bu şekilde evamir-i tekviyenin üzerinde ne kadar itaatim ve imtisalim varsa o boyutta. Bak burada, bu taraftan. Burada benim ayat tekvinlerim evamir-i tekviye programı üzerinde karşılık buluyor. Buradaki karşılık ebedi hayatımızda vücut olarak aktarılıyor. Yani veyahut da şöyle de söyleyebiliriz. Mesela burada kendine vücut rengi vermeyip kainata manayı harfiyle bakabilirseniz, kendi nefsinizi hiç olarak bilirseniz biraz buradaki yukarı, boşlukları yukarı, onu biraz yukarı kaldırın. Tamam. Burada görürsünüz. Buradaki boşluklar kendinize içlik verdiğiniz ölçüde diğer tarafta vücut bulduğunuzu ifade ediyor. Bir bana verin tabii. Merak ettim çünkü. Heyecan. Çünkü bu tek tek galiba. Şöyle. Tek tek. Tamam. Ama bütün esmaların şimdi, bizdeki şeyi yok diyebiliriz. Ver şimdi. Bunu bir şey yapayım da ondan sonra mevzuyu anlatayım. Tabii. Şurada böyle ince ince şeyler var. Tamam mı? Vurdukça buradan çıkıyor. Hani eski anahtarı yapılırken anahtar takıyorlar diye böyle anahtarı böyle ondan sonra ona şekil vererek adam oyuyordu anahtarı, tamam mı? Şimdi çok önemli de ben bir yapmak ihtiyacım var. Şimdi parmakla yaptım ama bu milim milimdir, gram gram öyle, tamam mı? Şimdi bak şu şekil. Şimdi buraya nasıl şekil verirsen. Ama şekil şu, çukur oluyor. Buradaki çukur, burada tümsek çıkıyor. Ademi evet. Vücudu yapıyor. Ha bak şimdi, evet. Çukur oldu mu? Şurasına bak. Hı hı. Aynı boyutta vücut oluyor. Tamam. Şunu koydum. Aynı şeyle, yani şu aletin bize açtığı ufuk, 10 katı fiyat versek ucuzdur. Bir daha. Şöyle yaptım. Ne yaptımsa aynı şey alıyor burada. Ama dikkat et. Şuradaki boşluğu da benim parmak yapıyor. Evet. Boşluk oldu mu? Burada boşluk. Burada çıkıntı. Vücut. Aynı. Hiç değişir mi? Değişmez. Mesela şöyle yapalım. Ha. Burası neyse burası da çıkıntı olarak o. Şimdi bu nereye, mesela şimdi onu anlatacak. Bu siyah ne demek? Bu kırmızı yukarısı ne demek? Şekil veren. Burası şekil alan. Abi siyah, o sizde kalsın abi. Gerektiği yerde siz tekrar anlatımlara göre siz onu şey yapabilirsiniz. O kadar etkilendim ki. Mesela ben gafur diyecek de, şimdi bana anlattı. Dedi ki, abi dedi bu parmak basıyorum ya. Parmak basıyorum. Sen düzelt. Bu dünyadaki hareketlerim. Aynı anda buradaki şekil öterler. Orada ortaya çıkıyor. Yani buradaki amellerim orada nasıl gözüküyor? Buradaki gibi işte. Aslan abi hakikatinde aslında orada öyle olduğu için burada öyle olmuyor mu? Yani burası orası olsaydı buraya gelinmezdi ya cennette. Mesela cennette Cennet Adem Aleyhisselam geldi. Niye geldi? Buraya şekil çalsın. Abi hiç fark etmiyor. Tersini çevirin. Bakın mesela buradaki vücut varsa burada bu, demek ki nefsinizi bırakmışsınız. Ha o. Buradan bakarsan ayrı. O zaman çekmen gerekiyor. Bakış açısına göre. Ha, yani. Doğruduğun yere ve baktığın yere. Şimdi bu. Burası şekil veren makam. Burası şekil alan makam.
Ayat-ı Tekvini ile Evamir-i Tekvini canlı yayında da dinleyen arkadaşlar vardır. Evamir-i Tekvini demek yazılım. Kur'an. Tamam mı? İnsanın fıtratı. Ama ağacın çekirdeği, ağaç değil. Onun için artık tabirlere alışmamız lazım. Çekirdeğe bil kuvve, ağaca bil fiil. Şimdi Evamir-i Tekvini ağacın çekirdeği, ağaç Ayat-ı Tekvini, E ve A. Evamir-i Tekvini çekirdek, Ayat-ı Tekvini ağaç. Allah, ha ben de bu sizde kalsın abi. Bu çok önemli bir şey. Bak bu abi dünya. Şu da var. Mesela onu yaptınız ya abi. Şimdi mesela şöyle şey yapayım. Mesela tamam burada manayı harfiyle Ayat-ı Tekvini'ye baktığımız zaman bu bizim ahirette vücut bulmamızı sağlıyor. Ama adam kafir Hasan abi bakmıyor. Bakmıyor. Burada kendine mana veriyor Hasan abi. Yani burayı kendisi biliyor. Buradan başka bir yer yok. Yok. Onun için yok. Aşağısı evet. Yok. Burada var olduğunu düşündüğü için aşağıda bir şey çıkıyor. Aşağıda hiçbir şey yok. Bir. İkincisi bir mümin yine Hasan abi şöyle kendini yok bildiği zaman yani burada bile Hasan abi vücudunda adem, ademinde vücut söz konusu oluyor. Ya. Burada da. Yani aynen burada da. Yani ayrıdı beklemeye gerek yok. Eğer görebiliyorsanız, ölmeden öldüyseniz eğer Hasan abi, o zaman burada da vücudunda adem... Aa bak şimdi dur öyle tut bak. Ver onu. Dedi ya, vücudunda adem. Burada vücut var mı şu anda? Yok. Yok. Yok olduğu için burada var oldu. Evet. Burada yok olduğu için burada var oldu. Burada var olan, burada var olmadı. Bir daha. Şimdi bu niye? Bu yok. Vücudu var mı orada? Buranın vücudu yok. Burası yok olduğu için burası var oldu. Burada var olduğu için burada yok olmuş. Bak şurada yok. Yani sanki alemi şehadet, burası alemi gayb. Bu da insan. Allah cennetinden de bakarsak bunların akışları oluşturuyor. Cenab-ı Hakk'ın başka bir maksadı hasıl oluyor. Evet. Giriş çıkışlarla. Giriş çıkışlar evet. Onu şöyle düşündüm Hasan abi ben. O her plaka, burada birçok plaka var. Belki 100-200 tane plaka var. Her plaka Allah-u Teala'nın esma. Bir esmasına denk geliyorsa. Hak ismi bunlar çok güzel izah edilir. Evet. Ulan bunu iyi elime verdin. Hak ismini ben yapayım. Size kalsın abi. İki tane aldım. Onu size vereceğim diye. Bana lazım. Evet. Yani bak şimdi bu anladık değil mi şey Erdoğan? Vücudunda Adem, Adem'inde bu. Hepimiz alacağız birer tane. Hepimiz alacağız birer tane. Çok önemli gerçekten. Bak şimdi. A sana Adem. Yok. Hani misal verirdim. Şu tahtaya bakın. Şu tahtadaki beyazlık var ki siyahlar gözüküyor. Eğer harflerin arasındaki boşluk olmasa harfler gözükmez. Yani sanki bu tahta, tersi düşün, Adem. Bu vücuda çıkmış. Şimdi bu boşluk olduğu için burada Adem'inde burada vücut rengini vermedin dünyada. Burada şekil aldın. Burada kendine vücut rengini vermediği için ben yokum dedin. Yok dediğin kadar burada varsın. Burada kendine vücut verdin. Vücut verdin. Hiçbir tane yok ki çizgi böyle olsun. Anladık mı? Burada hiçbir tane, hep kendine vücut diyor. Ben buyum dedi, bununla ifade ettim. Burayı unuttu. Burası var. O zaman burayı hiç hareketlendiremedi. Ama ben yokum dedi fiilen. Yok. Yokum kadar var oldu. Mesela beş vakit namaz da öyle düşünülebilir. Cenab-ı Hak beş vakit huzuruna çağırıyor ki, orada sende hareket olsun, yani aşağıya şey çıksın. Allah Allah. Yani evet. 5 vakitte bir sürü şey çıkıyor aşağıya. Çıkıyor aşağı yukarı. Yani zorla çağırıyor. Çünkü zorla. Fars. Evet. Geleceksin diyor. Çok garip ya. Yani ustad da diyor ya bu alemi şehadet şurası. Ahiretin üzerine tenteneli perde. Yani ahiret dünyanın bitişi değil. Kocaman ağaç çekirdeği bitişik midir? Hayır.
tayyunu ve teşahhusu. İnbisat ve inkişafı. Ağaç, çekirdeğin bitişi değil. Dışarıdaki vücudu. Ahiret, dünyanın bitişik bir arsası değil, bitişik bina değil. İnkişanın inkişafından çıkacaktır. Ha, burası alem-i şehadet, bunlar da biziz. Esmalara şekil veriyoruz. Şekil verdikçe de burada şekil alıyoruz. Başka kalem var mı? Ah, bırak şunu. Biraz. Mehmet abi bir kim diyorsun? Aç, aç. Evet, söyle. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı geceleriniz olsun inşallah. Allah razı olsun. Niye gelmedin diyor Gafur. Evet, diyorum abi kesinlikle. Şeycek. Oradayım. Gördüğümüz her yerde. Evet. Oradayız yani. Şimdi ben de şey diyorum abi, o cihazda o levhalara kader desek. Şuna. Kaderin levhaları. O parmakla cüz-i ihtiyar olabilir mi acaba? Bak neler açılacak. Aynen öyle. Ustad kader levhaları diyor. Şunlar bak, leva bak, görüyor musun şu? Bak şunlar. Şunlar tek tektir ha, görüyor musun? Hasan abi bence şöyle. Üstten bir tane basın, bir boşluk oluşturun. Dur. Şuradan. Oluşturdum. Üstteki boşluk cüz-i ihtiyar. Şu boşluk cüz-i ihtiyar. Aşağıda irade. Oo. Bu da doğru ama o da doğru. O da acayip. Bu kader levhaları. Burada kader levhalarına dokunmakla kader neydi? Esma-i fiiliyenin bütünlüğüydü. Aynen böyle. Aa, sen nereye basarsan ya ben yaptım da olmadı vesaire. Ben ne kadar mesuzum. Kardeşim bastın da burada çıktı. Hasan abi, tevafuk mudur nedir? Bakın tam bu şekli çizdim, bu söz konusu oldu. Mesela İbn Mürid Ekbini'ye gelen bahsederken iradeyi ezeli eden bakın, gelen kün emri Osman şöyle diyor. Yani. Evet, kün emrinden gelen meyil, ihtiyaç, iştiyak, incizap evamir-i tekbini oluyor abi. İrade-i ilahi diyoruz. İrade ile ulaşılan, ihtiyar ile kullanılan Hasan abi. Bunlar ayet-i tekbini olmazsa bunların bir anlamı yok. Evamir-i tekbini olmazsa da bunun bir anlamı yok abi. Ben sana yani bu insan abi şu. Ben sana bir soru sormak istiyorum. Şimdi yeni gelmişim veya girmişim. Acayip acayip şeyler konuşuyorsun, tamam mı? Konuşuyorsun. Ben şimdi böyle bakayım. Yani ben de kendime çok soru sorduğum bir şeydir. Bu derste bana ne katacak? Abi ne? Siz çok güzel ifade ettiniz dersten önce. Onu söylerseniz çok olur. Yok, bunlar bize ne katacak ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? Yani ne olacak? Bunları bildin de ne olacak? Nedir mesela sence? Hava atacağız başka. Tam da başkasının hava atabilmesi için o da bilmesi lazım. Hasan abi. Vay ne güzel dedin diyebilmesi için adam da merak etmesi lazım. Mesela arabayı gördü. Ay ne güzel araba, çünkü aleminde öyle bir gaye var araba. Ama aleminde böyle bir şey yoksa kafayı yedi ya, tam tersine deli diyor. Hatta çıkartmıyoruz bile, konuşmuyoruz bile deli diyecek diye. Şimdi bu dersten hakikaten samimi söylüyorum. Yani bu acayip acayip şeylerden yazıyoruz, çiziyoruz. Ya buradan bize ne oluyor, ne yapıyor, ne bekliyor? Yani burada neyi takip ediyoruz? Çok basit bir şey söyleyebilir miyim abi? Evet. Ben kendi şeyimde cevap vereyim. Bir küçük cihaz alıyorsunuz. Küçük bir modem aldık az önce Erdiç monte ettik abi. Yani bilmezsiniz eğer, bir saat sırf onun kullanma kılavuzunu okuyorsunuz. Şimdi biz abi kullanma kılavuzumuzu bütün bu kainatın sultanı olan biz insan olarak kendi kullanma kılavuzumuzu takıyoruz abi. Kendimizi takıyoruz. Kendimizi. Ya bisikleti alacağız ya kendimizi tanıyacağız abi. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanın sırrıyım. Sırrınca Allah'ımızı tanıyacağız abi. Şimdi bu şöyle de olur. Mesela bu tanıdıkça ben şöyle anlıyorum. İnsanın kılavuzudur diyor. Bunlar tabirler. Arkadaşlar hani şu anlarda diyor ki Risale-i Nur terbiye etmiyor zannetmeyin diyor. Tamam, derdim şu. Bunlar bu derslere katıldıkça, okudukça, dinledikçe, düşündükçe ne oluyor bizde? Şu oluyor. Mesela insan bir şeyi hayal eder. Cinsellik olur, gadap olur, ilmi bir şey olur, bir rally yapar adam. Mesela benim yeğen var, arabayı çok seviyor.
öyle rallilerse. Yani bu yani böyle. Şu, sen burada kendini cüzi zannediyorsun. Bu derslerle, bak fiilin göster. Senin üstün açılıyor, haberin yok. Açıldığına delil nedir bu kadar katılıyorum? Mesela niye diğerlerinde vefa yok, sadakat yok, ulvi değerler yok, kadir şinaslık yok, sabrediyorsun, tahammül ediyorsun, muhabbet ediyorsun, olur diyorsun, öteki tarafta bir bakıyorsun, vuruyor, kırıyor, gasp ediyor, hakkına razı olmuyor. Niye bu fark var? İçeride bir şey var ki fiilde böyle çıkmış. Yani sen niye tahammül ediyorsun, niye sebat ediyorsun, niye böyle seyrediyorsun, niye alim selimsin, bağırıp çağırmıyorsun. Ötekisi vuruyor, kuruyor, küfür ediyor, silahlar, bilmem neler, sopalar bulunduruyor, şöyle yapıyor. Yani sen merhamet ederken Afrika'daki çocuklara su kuyusu açayım diye, adam o Afrika'ya giderken o suyundaki suyun çocuğun parasını gasp ediyor. Mesela banka faiz gözünün yaşına bakmıyor, geliyor çocukları sokağa döküyor, binayı daireni alıyor. Peki sen bunu niçin yapamıyorsun? Sen niye bunu yapamıyorsun? Hakkın ama paranı vermedi, mahkeme verdin, binadan döküyorsun. Ne diyorsun Osman? Diyorsun ki ona hakkım ama şu çoluk çocuk sakatlıkımıza lanet olsun lan, kalsın lan vazgeçtim. Sana bunu söylettirene içeride yer açılmış. Bu derslerle içeride yer açıyoruz. Örnek vereyim. Mesela affedersiniz cinsellik, gadapidet veya herhangi bir mekanı hayal ettiğimiz zaman oraya gittiğimize delil nedir? Ona dönüştüğümüze delil? Vücut öyle çalışıyor. Ha oradasın, ha hayalen oradasın. Hayalen bütün bedenini taşıyorsun. Bütün organlar çalışmıyor. Gece rüyalar da öyle. Ha şu, bu derslerle haberimiz yok. İçimiz açılıyor, mekan oluyor, bir duygu mesela. Bir fikir mesela senin. Bütün dünyanı süslüyor. Öyle bir dersten, bir dersten bir kelam alıyorsun, kuyudan çıkıyorsun. Of be, doktor sana yapamadı ya. 12 seneden beri hastaneye gidiyorsun. Her hafta ilaç kullanıyorsun, psikoloji. Bir derse gidiyorsun, pat diye bir kelam senin dünyanı açıyor. Demek ki bu dersler bizim içimizi açıyor, mekan oluşturuyor. İçinde yaşıyoruz, haberimiz yok. Nedir o? İçinde yaşadığım vefayım, tahammüllüyüm. Mesela korkum var ama 7. sözde mi, 8. sözde mi? Bütün küreye arz bombalı patlasa var ya ben. O da böyle, evet korkar ama öyle meyusiyet diye korkmaz. Mesela ben de bir ciddi bir hastalık olmuştu dedi. Ciddi ama çok ciddi. Duyuyorum adamlardan kaç 3.5'e mi düşerse kan nabız şey kan donuyormuş. Benimki 4.5'e düşmüş. Yani gözüm çalışmıyor. Bakın hiçbir şeyim çalışmıyor böyle o zehir meselesinde. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Bak ne yaptı bu ders. Hiçbir şey çalışmıyor. Yalnız panik duyuyorum. Sesim, kulağım çalışıyor. İşte 4.5 efendim, 4.5 diyor, 3.5 da zaten sonra öğrendim ben. Peki o anda ne yaptım? Böyle bekledim. Şimdi bizim kardeşimiz gelecek. O ben yaşadığımı söylüyorum. Size yalan söylemiyorum. Eğer böyle aleminde böyle bir yer açmamış olsa, bu haletleri böyle bir mekan oluşturmasa bu kadar rahat duramazsın. Tamam. Şimdi bir hayal ettiğinizi, vücudunuz organlarının değişmesi, bir ulvi duygu, sen çıktın dışarıya, onunla nasıl amel ediyorsun? Tamam lan, vazgeçtim ya, helal olsun. Ya adam 5 kuruş için neler yapıyor? Adam binlerce para tasadduk ediyor. Niye fark var canım? O da insan, sen de insansın ya. Niye o tek 1000 lira vermezken birisine karşı sadaka vermez? Sen 10.000 lira, 100.000 lira nasıl verebiliyorsun? İçinde mekan açıldı be kardeşim.
Ne kadar açıldı? 100 bin liralık mekan açıldı. Onun 1 lirası bile açılmamış. Yani bu dersler içerimizdeki mekanı açmak için açtığına delil nedir? Ya ortaya çıkan fiillerimizdir. Hasan abi, mekan bu da sizin bakışınız. Oraya basmak yani. Aha. Yani ben buraya basayım da burada olmasın, mümkün mü? Bu derslerde bu şekil veriyor, başka şansı yok. Hasan abi, bu sizin bakışınız. Şimdi dışarıdan bize baktıkları zaman ondan sonra deli diyorlar Hasan abi. Diyorlar ki bu deli. Bilmiyorlar ki. Öyle mi yapıyorlar? Bu ne yapıyor Hasan abi? Öyle mi yapıyorlar? Böyle yapıyorlar herhalde. Ya da böyle böyle. Şimdi, onun için mi yapıyorlar? Yok. Bunu niye yaptım Hasan abi biliyor musunuz? Bu ne biliyor musunuz Hasan abi? Ben şu anda imanın lezzetini yaşıyorum. Bunu sallayarak. Bu ayat-ı tekvini yarasına açılmış vaziyette. Kapatın. Bu bir kuvve olarak. Bu da evamili tekviniye bizdeki karşılığı. Açtığın kadar, açtığınız kadar, tanıdığınız kadar o kadar sana hava vuracak. O kadar sana hava vuruyor. Bu kadar karşılığı öğrenebiliyorsun. Tamamını aç. Çok Kemal'e başlar. O zaman bütün bu serinlik de imanın lezzeti. Lezzet. Allah Allah. Yani bu he? Çok ilginç ya. Arada bir sallarsınız abi. Arada değil. Devamlı Allah Allah. Ben de diyorum ki... Niye sallıyor bunu? He ya. Hakikaten A bir kuvve bitişik değil ki. Açılımı. Açılımı. Yani A dünya, A ahiret. Hı. A dünya, bir kuvve. A çekirdek, A ağaç. Yani ne, baktığın zaman ben endişem şu. Ya bu kadar derslere gidiyoruz, kitap okuyoruz. Ne oluyor bize ya? Bir şey oluyor mu ya? Oluyor kardeşim. Delil nedir? Mahallenden Erdinç farklı niyesin? Niye aynı ortam, aynı yemeği yiyorsunuz iş yerinde? Aynı mahallede kalıyorsunuz? Aynı anne babadan doğdunuz kardeşim? Ne bileyim aynı imkanlar var. Belki de daha beter imkanın var, hiç imkanın yok. Sen niye bu kadar rahatsın? Niye bu kadar tevekkülsün? Ne, niçin hırçınlık yapıyorsun? Çalıp çırpmıyorsun? Bu kadar malını gasp ettiler din adına, he? Ondan sonra tamam ya, ya Rabbi ben senin için yapmıştım diyorsun. Hakkın olan bir şey, mesela bugün oldu da banka, adam parayı vermemiş, evine haciz koymuş. Çoluk çocuk kadınları alıyor dışarıya atmış lan. Atmış. Rahat atabiliyor, biz olsak tamam alacağımız var de hepinize soruyorum. Gittik, hacizle beraber gidiyoruz. Çık dışarıya, çoluk çocuk ağlıyor, kadını ağlıyor, adamın eşekliğinden. O adamın eşekliğinden o binaya ipotek koyduk, bilmem ne oldu. Çoluk çocuk, ne dersin o çıkar? Tamam lan. Tamam lan, başlamasam bile tamam lan, kirada istemiyorum. Oturun oturduğunuz kadar. Yeter ki bu çocukları dışarıda alamazsın. Dökümüz demez misin? Evet. Şunu demek istiyorum. Niye öyle de sen böylesin? Ha, senin mekanın açıldı oğul. Senin içerisinde mekan açıldığına delil, o ailenin yeri de var. Bir tanesinin dediği gibi bana, senin anlattığın dinde var ya din, hiç unutmuyorum asker. Senin anlattığın dinde benim de yerim var, inanıyorum artık. Bu ateist diyor ha, ateist. Hı hı. Bu ateist karşı karşıya getirir. Senin anlattığın Allah, o var. Senin anlattığın dinde benim de yerim var. Yani içimiz açıldığından dolayı ona, onu da içimize aldı ki tahammül ediyoruz. İçine alınmayan bir şeye tepki verilir. Tamam lan diyorsun. Ben yeter ki acı çekeyim. Tamam lan istemiyorum. Oturun lan diyorsun. Acayip bir şey yani. Yani filmde misal vereyim. Haftalık dizi yapan, Emre de anlatıyor bunu. Haftalık dizi yapanlar var ya dizi dizi. O kadar yoğun çalışıyorlar, o kadar yoğun çalışıyorlar ki. Ne kadar iyi bir artistsin. O rolü ne kadar güzel yaparsan o kadar başarılısın. Peki o adam inanarak yapıyor Osman. Yapa 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 10 defa da değil 50 defa çekim oluyor. Bir anı. Ya kardeşim adam inanarak film yapıyor. Tamam o diziden çıktığı zaman ayı kaldı. Gene kendisini onunla hissediyor. Gerçekle sanal karışıyor adamın dünyası. Allah Allah. Tabii adamın bir dünya. Onun için fazla uzun yaşlı şey yapmıyorlar. Gerçekle sanal birbirine giriyor. Ya biz bazen işte Zeytinburnu'ndaki o dersimizde, çarşamba dersinde arabayı karıştırıyorduk.
Arabayı nereye koyduk unuttum. Hadi. Altıncı temsil. Bir saat yeni başlıyor. Kabul etmem, ona göre. İtaat sırrını gösterir. Mesela bir kumandan aş emriyle bir neferi tahrik ettiği gibi aynı emir ile bir orduyu tahrik eder. Dersten önce söylediğiniz abi. He. Şu temsili itaat sırrının hakikati şudur ki kainatta bir tecrübe her şeyin bir noktayı kemali vardır. O şeyin o noktaya bir meyli vardır. Muzaaf meyil ihtiyaç olur. Muzaaf ihtiyaç iştiyak olur. Muzaaf iştiyak incizap olur. Ve incizap, iştiyak, ihtiyaç, meyil, Cenab-ı Hakk'ın evamiri tekviniyesinin mahiyeti eşya tarafından birer habbe ve nüve-i imtisalidirler. Mümkünat mahiyetlerinin mutlak kemali, mutlak vücuttur. Hasan abi, mümkünat mahiyetlerinin mutlak kemali, mutlak vücuttur deyince buraya devreye mümkünat ve imkanat girdi. Devamında onlar da olacak inşallah. Hususi kemali istidatlarını kuvveden fiile çıkaran ona mahsus bir vücuttur. Sana bunu yaptım. Esas onu bir anlat sana. Bu hangisini abi? Onu. Evet. Burayı bir anlat. Evet. Şimdi çünkü zihnimiz yorulmadan. Tamam abi. Şimdi işte bütün kainatın kün emrine itaati bir tek nefer hükmünde olan bir zerrenin itaati gibidir. İrade-i ezeliyeden gelen kün emri ezelesine mümkünatın itaati ve imtisalinde Hasan abi, itaat ve imtisal. Hasan abi, yine iradenin tecellisi olan meyil ve ihtiyaç ve şevk ve incizap birden beraber mündemiştir. Hasan abi, itaat ve imtisal şudur abi. Bu. İtaat ve imtisal iman oluyor abi. İtaat ve imtisal ile iman oluyor. Askerde abi. Misal versene Vatiye. İtaat, imtisal. Mesela asker. Evet. Komutan. Hı-hı. Askeri diyor ki arkadaşlar. Rahat. 100 kişi, 1000 kişi rahat oluyor. Evet. Hazır ol. Marş diyor. Peki komutana göre, hissiyatına göre karşıda asker yok. Kendisinin vücud haricileri, kendi hislerini vücuda. Orada bir farklılık, ben rahat diyeceğim, yapmayan acaba olur mu diye hiç hatırına gelir. Peki, bu itaat onu. Peki, onlara bakarsanız kendisi var mı? Yok. Adem. Komutana vücut bulmuş. Kendisi yok. Mesela bir insan kendi kendine rahat dese yapar. Hazır ol, tamam. Peki, karşıdaki adam niye yapıyor senin emrini? Karşıda denen birisi yok asker. Asker yok demektir. Asker Adem'dir. Nerede? Komutanın vücudunda vücut bulmuş. Onun için itaat ve intisar. Yani komutanda şu var. Karşıdakinin farklı bir hareket yapacağının ihtimali yok. Asker noktasına bakarsan benim özel bir dünyam yok. Askerlikte özel yok. Kişilik yok. Kişimişi yok. Garnizonun dışına bırakıyorsun. Şahsiyet yok. Sen kimi dedin lan falan öyle bir şey yok. Açım, tokum, yorgunum öyle bir şey yok. Şimdi askerin komutana, komutanın askere bakışı itaat ve imtisası. Abi bu şunu söylemek istiyorum. Şimdi itaat ve imtisal hani neden? Yani itikat oluyor dedik ya Hasan abi. Hı. Tamam buradan da devam ettik. Ayat-ı tekviniye ve evamir-i tekviniyenin cemül ceminden iman oluyor derken itikatten şu cemi yapmak için, şu birleşmeyi yapmak için itaat ve imtisal ile yapıyoruz abi. Bunu. Başka olmaz. Başka olmuyor abi. Bu başka olmuyor. Yani mesela askeriye komutan komutanlığını yapmıyor. Asker askerliğini yapmıyor. Ordu olmadığı gibi itaat ve imtisal olmadan da evet. İman olmuyor. Hasan abi, itaat ve imtisal, yani bir tek itaat da denilebilir, bir mana ifade eder, bir tek imtisal da denilebilir. Bu ikisi de ayrı ayrı farklı manalar. Şu şey yani, ana fikir, şu Kur'an girişinde onu anlattı, ondan sonraki detay. Evet. Hani şu, dersin başında evet. Konuştum. Şimdi şurası serbest bölgemiz, tahayyül ve tasavvurumuzun olduğu bizim hususi dünyamız. Hı. Burada tahayyül, ayat-ı tekviniyedir, mekan anlayışımızdır. Çünkü tasavvur
evamiri tekvinimizdir, zaman anlayışımızdır. Bunlar serbest bölgede bir fiil olarak bulunuyorlar. Ama tahakkül vahye muhatap olduğu için vahiy bir kuvvettir. Bir kuvvedir, bir kuvve. Burada da zihnimiz... Bu çok antika bir şey fırlasa ediyor. Dersin ana özü. Evet. Burada da zihnimiz, bizim programımız, biz insan olarak bütün bir kainatın çekirdeği olduğumuzdan dolayı bütün bir kainat burada cem olmuş. Ustad ona fotoğraf diyor. Bütün o alemin, 18 bin alemin fotoğrafı. Evet. Neresi? Zihin. Evet. Biz buradan giren vahiy ile üst bölgeyi, hayat-ı tekviniyelerimizi mana harfiyle bakmayı başararak düzenliyoruz. Giren vahyin etkisiyle, alt tarafta da yine taakkulle alt bölgeyi yapılandırarak zihnimizde, buradaki tefekkürümüzde, zihnimizde Hasan abinin tabiriyle aralayarak yer açıyoruz. Buradaki fani hayatı burada baki bir hayata tebdil ediyor. Açılıyor. Açılıyor. Evet. Şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? Şimdi buradan vahiy geldi. Evet abi. Tamam mı? Buradan vahiy geldi. Vahiy daha elhamdülillah Rabbil Alemin'den Rahman Rahim. Bir kuvvedeki kasıt. Bir kuvve var. Yani çekirdek. Tamam abi. Ayetler geldi. Ayetleri geldi. Yani geldi işte. Alemlerden bahsediyor. Biliyorsunuz üçü birbirine eşit. Yazar mısın abi? İnsan, şecere-i hilkat, Kur'an. Üçü birbirine eşit. Bunlar hangilerde gelecek? Ama şey olsun diye söylüyorum bir... zaman geçtikçe insan o son o kaliteli şeyleri kaçırıyor. Ve onun üzerine zaten konuşacakları anlaşılacak. Kur'an. Kur'an'a gel. Yazmıyor musun? Dikini tutar. Bak şimdi. Tamam. Şimdi bu üçü aynı. Kur'an, ver abim şöyle, eşit yapar mısın? Eşit, eşit. Eşit. Eşit, tamam. Üçü aynı. Şimdi buradan şu insanın kafası. Tamam. Şurası insanın vicdanı. Şurası vicdan. Ha, yapmamışlar. Ha. Vicdan. Bundan sonra bina edeceğiz. Burası Kur'an bir kuvve girdi. Burası da 18 bin alemin haritası değil. Resmi. 18 bin, 18 bin alem. Bu aslında kainat da deniliyor. Kainat. Şecere-i hilkat kalpteki harita. Bu kainat. Arşa kadı olan. Tamam. Arşa kadı olanın haritası. Ama bir kuvve. Vicdandaki. Kalp ise bütün 18 binanın haritası. Bu kainat. Tamam abi? Ama bir kuvve. Çekirdek. Ağacın tamam. Çekirdeği. Bak şimdi. Burada da Kur'an. Şimdi buradan Kur'an geliyor. Kur'an geldi. Üçü eşit miydi? Kur'an. Kainat, insan. O zaman ne oldu? Kur'an, kainat, insanda bütünleşti. Mükemmel. İnsanda patlattı. Yani şöyle diyeyim, çekirdeği toprağa attınız. Çekirdek ve toprak. Çekirdeği kim patlatıyor? Oğul emri ne demek adetullah kanun olarak? Şimşek. Şimşek patlatıyor. Onun için şimşek bitkilerin neşir nema zamanında patlar. Ekseriyeti mutlaka, istisna çok azdır. Yani şimşek toprağın altındaki çekirdeği patlatmak içindir. En büyük şeyi. Sonra atmosferdeki bulutu aşılar, döller vesaire. Yani hikmetlerini alın. Şimdi bak, burası insan kabul edin, vicdan falan. Bak insan nasıl yapıyor? Kur'an geldi, kainat. İkisi insanda patlıyor. Bu bir kuvve geldi. Burada tahayyül, tahayyül mekan. Mesela
hayal mekan olduğunu nasıl anlayacağız? Siz bana bir hayal edin bir şeyi de mekan olmasın. Olur mu böyle bir şey? Yok, olmaz. Şekli. Yani hayal edince şekil ya, şekil mekandır. Siz bana bir şey düşünün de zaman olmasın. Düşünmek demek sıralamaktır ya, dizmek, arka arkaya koymak. Arka arkaya, o da zaman oluşturuyor. Şimdi Kur'an geldi. Buraya da vuruyor, buraya da vuruyor. Burada mekanımızı oluşturuyor, bu zamanımızı oluşturuyor. Burada ilmimizi derken, buradan, tasdikten, izandan geliyor buraya. Ondan sonra gafra bırakıyorum. Burası zihinde kainatın hayat-ı tekviniyesi bir kuruyor. Zihinde üstü açılıyor. Yani akılda şey var ya şurada taakkulda tefekkür. Tefekkür ettikçe kafirde tefekkür yoktur, gafirde tefekkür yoktur. Onlarda düşünce vardır. Tefekkür kutsi ve ilmidir. Yani o kutsi âli ruhların özelliğidir tefekkür, onu da söyleyeyim. Şimdi tefekkür ettiğin şeye dönüşüyorsun, orada oluyorsun. Yani o nispetle zihnin üstü açılıyor. Zihnin üstü açıldığını nasıl anlayacağız? Zihinde üstü açılınca mekan oluyor, senin dünyan oluyor. Artık orada ev kurdun, apartman kurdun, araban var. Delili nedir? Dünyada delili şu. Vefadır, samimidir, dürüst adamdır, halim selimdir. Hakkını gasp ediyorlar, olsun diyor, ahiret var diyor. Aynı bu insan ana babadan doğmuş, ikiz öteki tarafta. Vuruyor, kırıyor, gasp ediyor. Fark zihindeki üstünün açılmasıdır. Yani bu dersler, hep endişem o. Acaba bu Risale-i Nur dersleri bize terbiye etmiyor mu, bu kadar şey yapıyor? Eğer senin üstün açılmasa, senin mekanın... Mekanın açılmasaydı, sen diğerlerinde niye farklı olasın? Seni farklı kılan nedir? Zekat veriyorsun, namaz kılıyorsun, hayatını vakfediyorsun ya. Adam kendisine zaman ayırlamıyor. Kendisine zaman ayırlamıyor. Sen niye kendine, buraya gelerek ne yapıyorsun? Kendine zaman ayırıyorsun. Yani vahiy yukarıdan, kainat aşağıdan bu insanda birleşiyor. İnsanı patlatıyorlar. İnsan böyle bir bakıyorsun, basit böyle bir adam ama siması değişik. Siması farklı, herkesten farklı. Gözleri farklı, davranışı farklı, hayattaki gayesi farklı, hissiyatı farklı, tahammülü farklı, duyguları farklı. Bu ne demektir? Senin üstün açıldı demek. Niye Kur'an sesine, simasına vurgu yapıyor? اَلْسِنَتُكُمْ اَلْبَانِكُمْ سِيمَاهُمْ ف۪ي وُجُومِنَ سَرِسُلُّمْ Niye simalar farklı? Sokaktakiyle, bir senin benimsiyle bir mi simalar? Niye farklıyız? Simaya bakın. Tarikatçı mı, nurcu mu? Bu namaz mı, değil mi? Zekat veriyor mu, vermiyor mu? Hepsi gözüküyor. Yani üstü açılıyor kardeşim. Sesinden, simasından, tavırlarından, tahammülünden, sabrından, anlayışından, anlayışsızlığından hepsi üstü açık kapalı. Yani Kur'an ve kainat insanda cem oluyor, patlatıyor insanı işte. Patlattığında delil, mekan açılıyor. Mekan açılınca da kuşlar konuyor işte. Çekirdek patladı, ağaç oldu, meyve verdi. Ama benim endişem şu, sendeki kazanımların farkında ol ki, nimetin kadrini bil ki, inkişaf ettirsin. Sende nimet inkişaf etmiş, haberin yok. Nedir? Daha iyisini, daha yükseğini çık diye ülfet oluyor, onun için sıkılıyor ruh. Hadi abi diyor, Yasin abi, kendi kendine, biraz daha, biraz daha. Yani kazanılan bir halette sabitiyet yok. Çünkü tekamül olsun diye. Yani seni mahallende farklı kılan, akrabandan, köylüden farklı kılan zihinde mekanın açılmasıdır. Hayalinde, tasavvurunda açılmalar olduğundandır. Beni Risale-i Nur terbiye etmiyor, etmediğimi zannetmeyin diye 10 defa iş yapıyoruz. Senin üstün açıldığı için sen farklısın. Beşeriyetten insan olmaya evet. Doğru gidiyor değil mi abi? Hasan abi. Evamiyet tekniğinden devam edecektim. Evet, fakat madem buraya girdik,
Çok kısa burayla alakalı iki yer okuyayım hemen tefekkürlerim. Şimdi sen şeyi anlatacaksın abi. Evameli Tekviniye'ye, Hayati Tekviniye burayı söyledin ya. Evet. Ha bunun üzerine durdun. O iman nasıl oluyor? Ballar balını oluşturuyor. Evet abi. Bize Evameli Tekviniye'ye imtisar ve itikat bize, itaat bize neler kazandırıyor? bunları hep anlatacağım. Ama şunu çok kısa söyleyeyim abi çünkü bu önemli. Şimdi Hasan abi bakın bir iki şekilde. Evet Kur'an kainatın bir tercüme-i ezelisidir. Hasan abi bakın siz insan eşittir şecere-i ilka eşittir Kur'an dediniz ya abi. Evet Kur'an kainatın bir tercüme-i ezelisidir ve kainatın kendi lisanıyla okudukları ayat-ı tekviniyenin tercümanıdır. Yani şecere-i ilka Hasan abi ayat-ı tekviniye dersek evamir-i tekviniyenin programı buradandır. İnsanı yapılandırıyor her ikisi bir defa. Evet. İnsan yapıyor. İnsan yapıyor. İnsan mesela diyor, insan kainatın çekirdeği. Kur'an insanın fihristesi, kainatın da müfessiri. Kur'an insanın fihristesi, kainatın da müfessiri. Kainat, Kur'an, Kur'an'ın ayat tekviniyesi. İnsan, sen kendi cebine geçersin, o biter Serkios'un. Tamam. İnsan, ayat tekviniyeyi okuma canibinden, insan... Ayat-ı Tekviniye'yi okuma canibinden Evamir-i Tekviniye'ye kendini okuma canibinden Ayat-ı Tekviniye'ye bu dönüşüyor abi. Bu işte bu Kur'an bu oluyor. Yani bir daha söyle. İnsan Ayat-ı Tekviniye'yi okuma canibinden bakıldığı zaman Evamir-i Tekviniye'ye kendini okuma canibinden bakılırsa da Ayat-ı Tekviniye'ye bürünüyor abi. Kendi Kur'an budur aslında değil mi abi? Hem Kur'an budur aslında. Evet, evet. Yani aslında o taakkülle zihni birleştirebilme potansiyelidir senin Kur'an. İşte yani aslında o kadar enteresan bir şey ki bak şu laf. Şimdi az önce Hasan abi de anlattı. Ben derken bu beşer olan evet, lafı. Evet abi. Bu da Kur'an'daki karşılığı benim. Çekirdek olan kafa. Evet. İnsan olmaya çalışan bu. İnsanı aradan çektiğiniz zaman hepsi bitiyor. Evet. Yani insanı aradan kaldırdığımız zaman hiçbir şey kalmıyor abi. Ayat-ı Tekviniye'yi ben bu şekilde anlıyorum. Bir de Ayat-ı Tekviniye nizam, mizan, intizam, tasvir, tezin, imtiyaz ile Kur'an ayetlerini bize okutturuyor abi. Yani böyle bir silsile var. Böyle de bir de şu. Burası burada yaşıyorsun. Bunu şu. Ayetimizi oluşturuyoruz. Evet. Karşılığımız. Bu burası. Evet. Bu zihin. Evet. Ama haberin yok şu anda. Bu da insan abi siyah. Bu siyah insan. Bu dünyadaki şeklin. Bu zihindeki aldığın üstü açıldığı. Evet. Bu. Evet. Bu buradasın. Yani şu, şurası, şu. Zihin ise şu şekil. Bu da insan. Ama bunu ortadan kaldırsan ikisi de. İkisi de yok olur. Yok olur. Çok. Kesinlikle. Abi şimdi itaat ve intisal diyoruz. Onun üzerinde biraz duracağım. Buraya, oraya da bak. Bak şey var. İkide bir bana oraya bak duruyorsun. Acayip isimler var. Tamam olsun ya. Alalım mı yani? Allah Allah. Yani koy işte tamam. Şimdi meşgul etme nasıl işte. Abi itaat ve intisal. Bunu ben şöyle anlıyorum. İtaat. Söylediği için yapmak aslında şöyle yapacaktım. İtaati buraya itaati buraya, imtisali buraya koyacaktım aslında ama belki kafayı karıştırırız diye. İtaat söylediği için yapmak, imtisal söylediği gibi yapmak. Bu ikisinin birleşmesi iman yapıyor Hasan abi. Yani bu ikisinin birleşmesi. Yani itaat söylediği için. Allah'a iman, ahirete iman. İki tılsım. Yani bunlar aslında iki tılsım. Evamir-i Tekviniye, sır hükmünü bürünüyor Hasan abi. Vapur abi. Tılsımları bir arada tutarak. Ya deminden bir anlatıyor da iktisal sırrı askerin şeyine. Hı-hı. Şey gibiydi sanki. Fenafillahla fenafil Resulullah. Yani onu anladın? Evet, evet. Sonra fenafil ihvan. Yani o sıra yani. Doğru, doğru. Doğru. İmtisal ve... Bak daha neler geliyor imtisalla alakalı. Ama şu Evamir-i Tekviniye şöyle bir ufak bir misalim var. İşte daha böyle ağlamayayım. Hasan abi. Mesela dil. Evamir-i Tekviniye dersek Hasan abi, meyve ayat-ı tekviniye. Bu ikisini ihtiyar ile bir araya getirdiğimiz zaman ortaya çıkan lezzet de imandır. Oo çok güzel.
Bir de söyle. Dil evamir-i tekviniye. Dünyada hiç yememiş olduğum meyvelerin bile karşılıkları burada mevcut abi. Eğer ben ihtiyarımla onlara ulaşıp o meyveyi alıp yersem ortaya çıkan lezzet, yani meyve ayat-ı tekviniye, dilim evamir-i tekviniye. Onları ihtiyarımla bir araya getirmemden ortaya çıkan lezzet iman lezzeti. Evet, harika işte. Ha bu. Bu. Evet. Elma, dilim. Evet. Ortaya çıkan iman. İman olur. İman, evamir-i tekviniyeye imtisal, ayat-ı tekvinini, ayat-ı tekviniyenin bir fiilden bir kuvveye dönüştürüyor. Onu not olarak yazmışız. Şimdi, ey beni Adem, evamir-i teklifiyeme itaat eden bir abdimin lisanına ve kalbine öyle bir hikmet verdim ki, her şeyi kemal-i huzur ile fasledip hakikatını gösteriyor. Ve eline de öyle bir sanat verdim ki, elinde bal mumu gibi demiri her şekle çevirir, halifelik ve padişahına mühim kuvvet elde eder. Madem mümkündür, veriliyor, hem ehemmiyetlidir, hem hayat-ı içtimaiyenizde ona çok muhtaçsınız. Siz de evamini tekviniyeme itaat etseniz o hikmet ve o sanat size de verilir. Evet. Şimdi ben buradan neyi çıkarttı? Evet, şimdi en başta Hasan abi, yani çok acayip bir ayrıntı gibi geldi bana bu. En başta evamiri teklifiye diyor Hasan abi. Evamir, Hasan abi, evamir aslında emir değil, teklif. Ki irade sıfatından geliyor bize. Teklif. Evamir, teklif. Evamiri... Yani aslında emir de teklifi tazammun ediyor. Teklifi tazammun ediyor. Evet. Evet, çok doğru, doğru diyorsunuz. Hasan abi, bir de şöyle bir tefekkürüm oldu. Evamiri tekviniye, bakın evamir bir emir, sıfattan gelen... teklif olarak bize sunuyor. Neden emir olarak ben demedim Hasan abi biliyor musunuz? Çünkü orada ihtiyarınız da yani şuraya o şekli verebilirsiniz, vermeyebilirsiniz. Eğer tabi olursanız sizin için emir olarak telakki ediyorsunuz. Halbuki tabi olmayana karşı teklif. Böyle bir şey düşünün abi. Çok acayip ya. Çok acayip ya. Şimdi böyle koyuyorsun. Böyle. Aynı burada şey çıkıyor değil mi? Ona göre kesiyorlar. Aynı, aynı. İşte vücut bu değil abi. Vücut o aslında. Yani vücut bu. Evet. Bu Adem. Evet, o Adem. Bu vücut. Yani çok önemli. Mesela şuraya bir tane bir şey koyacaksın. Yani böyle koydun mu? Vücut bu. Bu Adem'inde vücut. Adem'inde vücut. Bu da insan. Eğer burayı bilmiyorsa burada buradaki şeylerin de ne olduğunu bilmez. Çünkü burada karşılığı bilmiyor ki. Bilmiyor. Mahluk gelmiş, mahluk gidiyor. Hasan abi, tekvin dersimiz vardı. Orada çok konuşmuştuk hatırlıyorsunuz. İrade, yani tekvine irade ve kudretle vurup oradan Adem'den, tekvindeki Adem'den vücuda çıkartmaktan bahsetmiştik. Değil mi abi? Şimdi evamiri tekvine deyince, evamir tekliftir. Kabul edene emirdir. Tekvin bölümü de, Hasan abi, evamiri tekviniye, tekvin bölümü de sanki evamiri tabi olunca Adem'den vücuda çıkartıyorsun gibi geldi bana Hasan abi. Yani ikisini, anlatabildim mi? Sanki ikisini birleştiriyorum. Yani tekvin, evamir tekliftir. İrade sıfatından tekvin Adem'den vücuda çıkartmak. İçinde Adem var. Tekvin içinde Adem var abi. Adem'den vücuda çıkartmaktır ki kudret sıfatı her ikisinin birleşmesi kitab-ı mübinimizi oluşturuyoruz Hasan abi biz. Yani tabiri caizse oradan cennetten meyveyi koparttık burada yiyoruz. İtaat ve imtisalimiz nispetinde. İtaat ve imtisal. Evet. İtaat ve imtisalimiz nispetinde. Evet. Ne oldu anlaşıldı? Evamir-i tekviniyenin ayat-ı tekviniye ile cem-ül cem'i olması insansız olamaz diye yazmışım.
Hasan abi. Bütün sanat ve fenlerde çıkış yerleri evamir-i tekviniyenin ayet-i tekviniye dönüşmesinden mi meydana geldi? Yani evamir-i tekviniyede bütün kainat bizde yazılmış evet. Ya. Bir kere onu arkada söyledi. Sen şu. Üstten geldin. Ha. Bak şimdi. Bu aslında korkma. Sen meylettin. Bir şey mail. Evet abi. Bu derse mail ettin. İhtiyaç hissettin. İhtiyaç hissettin. Artık incizap ona cezp oldun, ona dönüştün. Çünkü mesela mail kalptedir. Bir şey vücuda çıkabilmesi için mail etmen lazım. Mesela şöyle. Derse gelmeye mail ettin. Mail ettin. Akıl diyor türlü. Tabii canım gitmen lazım ya ne zamandır şöyle yapmadı böyle. 10 tane sebep gösterir. Derse gitmemeyi niyet ettin, mail ettin. Tabii ya gidilir mi ya bu zamanda olur mu ya şey yapıyorum ne olur mu şöyle değil mi? Zaten okursun evde de okursun şunu yapmaz. Demek ki aklen öne çıkan sebepler gerçek sebepler değil. O vitrindir. Öne çıkan sebepler mailin dışa vuruşu. Mesela diyelim ki şöyle, ben seni sevmemeye, ustadı misali vereyim, muhabbet gözü kusuru görmez. Seni sevmemeye karar verdim mi, 10 tane sebep bulur. Seni sevmeye karar verdim mi, 100 tane kusurunu görmem. Muhabbet gözü kusuru görmez. Eğer karı koca kavgalarında kusurlar, insanlar ilişkilerde kusurlar gözüküyorsa, demek ki sevgi yok. Muhabbet yok. Allah bile yapıyor biliyor musun hadisi kutsal. Allah bir kulunu severse kabul senin çok hoşuna gidecek. Hımdasi kutsal hadisi kutsal. Allah bir kulunu severse o kusurlarını görmez. O elhamdülillah. Ali'nin de çok hoşuna gider abi. kusurlar görmez. Ben bazen duada diyorum ya Rabbi o hadisi kutsi ben de takip ediyorum. Şu günahımdan dolayı onu hiç görmeyeceğim. Utandırmayacağız değil mi abi? Utandırmayacağız. Öyle inanıyorum. Elhamdülillah abi. Ya. Ben öyle inanıyorum. İnşallah. Çünkü herkesin, ama herkes öyle mi değil? Benim Rabbim öyle de Rabbul Alemin başka. Elhamdülillah. Benim Rabbim herkesin de. Allah'a bir. Benim de Rabbim öyle. Evet, benim. Nasıl inanırsan öyle. Şimdi haşir meydanlarına gittin. Üstün sana değil he. Ondan sonra Yasin mesela, ya beni şey yapacak, Allah göstermeyecek ya, öyle inan. Şimdi şu, bu çok önemli, bu ne işimize yarar? Bu ders ne işimize yarıyor? Bildik malumat. Kardeşim, mail ettin. Meylettin. Çekirdekte ağaç olma. Bu çekirdeğin içi. Çekirdeğin içinde manevi yapı bu. Tamam? Yapı. Kalbin içindeki sistem bu. Meyledersin. Ona ihtiyaç hissedersin. Tamam mı? İhtiyaç. İhtiyaç. Ve ona incisap oldu mu? Onu konuşmaya başlarsın. Adım atarsın. Tabii öyle ya. Olur falan böyle. Yani en güzel örnek şey ders misali veriyor. Karar verdin gitmeye, öğrenmeye karar verdin mesela. Yani eve mesela seni sevmeye karar verdin. Hemen iyiliklerin öne çıkar. Seni sevmemeye karar verdin mi? Müşteri nazarı diyor. Satın alacaksın. Satın alacaksa ya burası da böyle ya. Ama bu da fazla şiddetli değil. Müşteri gözü kusur görür. Bunu ucuz alayım diyor. Satıcı gözü İyilikleri görür. Müşteri, şart-ı cazın misali bu. Müşteri nazarı kusur görür. Bahane muhane. Bahane arar. Satıcı ise o kusurlar örtmek için güzelliklerini gösterir. Kardeşim, eve uygulansın bu ders. Ben seni veya cemaat, ben bu abi, bu kardeşi, bu ablamı, bu kardeşimi, dava arkadaşımı sevmeye karar verdim mi? Allah rızası için söylüyorum. Öne çıkarttığımız sebepler gerçek sebepler değil. Yani onu sevmem niye şöyle değil mi? Ben ona bir kere mail etmişim sevmemeye. O akle sayıkladıklarım onu vitrindir. Muhabbet gözü kusuru görmez. Ustadım ise peki mefhumu muhalifi nedir? Adamet gözü iyilik görmez. O zaman kalbimizde bir şey mail varsa o ihtiyaç olur. Çekirdek bak şimdi.
kar topu yaptık. Dağın tepesine bıraktık. Maildir o. Yuvarlanmaya mail var. İhtiyacı var. İştiyakı var. İncizap olursa artık o dışarı kendisini ihtiyar ve iradeyle gösterir. O çekiyor zaten seni. İncizap olduğu zaman çekiyor. Çevireyim mi abi? Çevir abi. Hasan abi. Kusura bakma baba. Estağfurullah. Benim için abi hoş abi. Ben gece sabaha kadar buradayız inşallah. Ama o hep iddia oldu değil mi? Elbette kaderi mutlak, kaderi mutlakın zati ve nihayetsiz. Ben nihayetsiz duyduğum an hemen... Ben de zatiyi duyduğum zaman aynı şey oluyor. Nur tarafına döndürüyorum işi. Yok yok, yani baktığım yön olarak. Yani mecunun bir mana, bir de nur tarafı var ya. Nihayetsiz duyduğum an hemen nur tarafına döndürüyorum bakışımı. Nihayetsiz ve gayet kemal olan kudretinin nurani tecelliyatı ve melekütiyeti eşyanın şeffafiyeti ve hikmet ve kaderin intizamatı ve eşyanın evamili tekviniyesine kemali imtisali, eşyanın evamili tekviniyesine kemali imtisali ve mümkünatın vücut ve ademinin müsavatından ibaret olan imkanındaki. Hasan abi burada mümkün ve imkandan çok bahsediyor. Aslında yani bu konumuzun evamili tekviniyenin burada adem, orada vücut, burada fani vücut, orada adem şeklinin aslında özetidir yani. Çok içinde bir konudur abi. Yani iç içedirler. Mümkünat ile imkanat. Öyle anladım, gidiyoruz. İmkanındaki muvazenesi sırrıyla az çok, büyük küçük ona müsabi olduğu gibi bütün insanları bir tek insan gibi bir sayha ile haşre getirebilir. Hem bir şeyin kuvvet ve zaafça meratibi o şeyin içinde zıddının müdahalesidir. Mesela hararetin derece attı gibi misalleri veriyor. Fakat bir şey zati olsa, arızi olmazsa onun zıddı ona müdahale edemez. Çünkü cemmi zıddeyn lazım gelir. Bu ise muhaldir. Demek asıl zati olan bir şeyde meratip yoktur. Zatı olan şeyde meratip yok. Mesela Allah'tan mertebe yok. Çünkü zıddı yok. Evet. Bir şey zıddı girer sonra da mertebeler yapar. Alan zıddı yok. Ortağı olmadığı için. Madem nasıl anlayacağız zıddı yoksa abi bunu? Mesela yani kıyas yok. Yani nasıl şey yapacağız? Mesela şöyle. Diyelim ki buz mu asıl, su mu? Buz ortada kalır, su var. Ama evet. Suyu kaldırsanız buz yoktur. Evet. Yani asıl varsa onu kaldıramazsınız. Kalkan şey asıl değildir. Ara asıldır. Sonradan takılmıştır. Şimdi bunu aslında görebilmek şey değil mi? Marifet bunu görebilmek. Evet tabii bunu görebilmek. Şimdi bak şimdi mesela itaat ve imtisal diyoruz ya, bunu hiç bence kafaya yerleştirirsek bu bizim için çok büyük bir kazanım olacak. Şimdi burayı okudum. Şimdi burada neyi anladık? Şunu da devam edeyim isterseniz. Madem kadir mutlakın kudreti zatidir, mümkünat gibi arızı değildir ve kemali mutlaktır, onun zıttı olan aciz ise muhaldir ki tedahül etsin. Şimdi Hasan abi, evamir-i tekviniye mec'ulde nur yönüdür. İtaat ve imtisalde kemal, itaat ve imtisalde kemal, ondaki ben ile bendeki onu birleştirir. İtaat ve imtisalde kemal, üste çıkmak, ondaki ben ile bendeki onu birleştiriyor. Yani az önce Hasan abi aslında itaat ve imtisal ve zihin için Hasan abi az önce şeyi söyledi. Arşa kadar dediniz galiba siz abi. Arş, kainat. Evet. Sanki ben biraz daha yukarıya çıkarttım abi. Şeceri hırkata kadar. Evet abi. Yani bu şöyle. Lef-i mahfuzda ve mecburdaki karşılığına, oradaki bene, bendeki o kavuşuyor gibi geliyor abi. Yani niçin buradaki kemal. Niçin dedim biliyor musun? Kain, kalp, arş. Evet, arşın şeyi. Şimdi kalbin içinde ya bu. Kalp haritası, kainatın haritası. Ama Hasan abi, şimdi şöyle ben okudum, yani anladım okuduklarımdan. Şimdi oradaki zihindeki yapılanma ruhta da değişikliğe, orayı da inkişaf ettiriyor abi. Yani burayla yani kalple kalmıyor. Kalpte evet yeri orası ama orayla ruhu da aktif ediyor abi. O da
geçiyor. Yani itaat ve imtisaldeki kemal nokta kişinin miracıdır da diyebiliriz abi. Emre karşı itaat ve imtisal. Kemal nokta aslında. Yani kemal noktası miraçtır da diyebiliriz. Şimdi az önce dedik ya Hasan abi çok hoşuma gitti veya hoşuma geldi diyelim. Neden evamiri tekniğe itaat ve intisak? Hani neden? Tamam da yani niye? Tamam vücut. Niye? Öyle güzel. Dediniz ya abi. Muhabbet gözü kusur görmez. Allah muhabbet duyduğu zaman artık kusurlarınızı görmüyor ya. Daha da iyidir abi ya. Bakın ne diyor ya. Ben öyle anladım. İşte bütün o masnuat, bütün onlardan matlup neticeleri nihayet derecede ve gayet güzel bir surette gösterdiklerinden ve ibadat-ı mahsusa ve tesbihat-ı hususiye ve tehayyat-ı muayyene ile tabir edilen evamiri tekviniyeye karşı onların itaatleri ve onlardan matlup olan makasıdı Rabbiyenin senin ona imtisalinden senin kazanımlarından Allah'ın da bir beklentisi var. Yani bir maksadı var orada. Usulünden makasıdı Rabbiyenin Rabbaniyenin husulünden hasıl olan ve iftihar ve memnuniyet ve ferahla tabir edemeyeceğimiz bunlar aciz kalıyor, eksik kalıyor abi. Tabir edemeyeceğimiz Allah senden takip ettiği evet, tabir edemeyeceğimiz maani-i mukaddese ve şuun-u münezzeh o derece âli ve mukaddestir ki bütün ukul-ü beşer ittihat edip bir akıl olsa yine onların künhüne yetişemez ve ihata edemez. Hasan abi, şuun altı çıktık ya. Bir de şeyde diyor ki işareti yazdı. Halifelik sırrı var işareti yazdığı sonunda. Diyor ki o şarında. Melekler diyor ki fitne ve kan dökecek. Fitne ve kan dökecekleri mi yaratacaksın? Benim diyor insanda öyle bir gayem var ki diyor Allah. O kan dökme fitnesine bakma. Au. Bakmıyor. Ama o takip ettiğim gaye var. Buradan Rüştü abi derdi ki külliyata şeyi yap, profesörü. Böyle umumi şahs-ı maneviye katkısı olan insanların şairde Risale-i Nur'a muhabbetinde Risale-i Nur'a samimi bağlılığına vesile olan, umum hizmete vesile olanların Allah o nispette şahsı kusurlar bakmaz. Hatta bakmaz niye dedim, abi ne olacak dedim günah. Çok ilginç adamdı. Onun günahı ne olacak? Ortada kalmaz ki. Birleş var. Kaldırılacak. Ne yaptı biliyor musun? Şöyle yapardı. Dedi ki, bir hadisi şerif var ama dedi, buna sığınmayın dedi. Buna sığınmayın. Öyle yaptı. Okudum ki diyor hadiste, ahkam çıkartmıyorum. İnsanın ihtiyar ve iradesinin dışına atılmışız ya, anne babadan doğmuşuz. Anne babamızın nikahın sihatı, anne babamızın yedirdiği helal haram, büyüdüğümüz ortam, okula gittik, daha gözünü zor açtın. Darwinist bir hoca. İşte bu insan nasıl böyle kamil bir Müslüman olsun? İşte bunun işlediği günahlar diyor, ona sebep olan Süfyan'a yüklenecek diyor. O ceset, o dedim ya günahlar, ona yüklenecek. Onun şahsi kusuru ona aktarılacak, o adam. Bütün ona yüklenecekmiş. Ümmetin günahı. İyi ki var. Ne güzel söyledi değil mi? İyi ki var gerçekten. İyi var yani. Ama iyi ki var diyorsunuz ama o olmasaydı kim bilir ne insanlar İslamiyet'in lezzetiyle lezzetleneceklerdi abi. Yok işte beratip olmazdı işte. O başka, o konu başka. Şimdi nerede bu vacip, mümkün, mümteni işaret edeceğiz 195'te anlatıyor. Üç tane vücut. Burada konuşmuştuk ya. Hatırladın mı? İşte bu şekil. Koca bir dersten çıkarttığımız bir şekil vardı. Ama koca dersten bunu çıkarttık. Orada işlemiştik.
yani acayip şey ya bu Risale'nin. Onun için mezar taşıma öyle yazacak ya. Doyamadan gitti. Risale-i Nur'a doyamadan gitti. Aa bak koca bir dersten şu şekli yapmıştık. Ne demek vacip, mümkün, mümteni ne demek diye. 91 mi okuyordu sözde? Evet abi. Yani 3 tane vücut var. Vacip, bir de mümkün, bir de mümteni var. Mümkün de ikiye ayrılıyor. Çizeyim mi şöyle? Abi çizmeyin. Benim dersim benden almayın. Çok güzel çünkü o... Çizdin mi onu? Yani... Var mı sende? Abi o kadar ayıp olmasın diye sadece imkan ve mümkün... Sen de o konu değil. Yok o konu değil. Onu abi, o da konu ya. Öyle mi? Olmaz mı abi? İmkan ve mümkün olmadan olmaz. O yaptıklarınızın bir anlamı yok ki imkansız, mümkünsüz. Hasan abi, şu imkan dairesi. Şu imkan dairesi Hasan abi. Komple. Yani şurası imkan dairesi. Hı-hı. Hasan abi. Bakayım. Şurası komple imkan dairesi Hasan abi. Hı-hı. Burada irademizle imkanın içinde Hasan abi birbirine bulaşmayan vücutla adem var. Birbirini etkisi altına almayan vücutla adem var. Hasan abi imkanın içinde. Buradaki bizim irademizle imkanın içinden mümkünü çıkartıyoruz Hasan abi. Mümkün bizim vücuda getirdiklerimiz. Hasan abi, irademiz ile. Bizim vücuda getirdiklerimiz irademiz ile. Mümkün. Ama mümkün içinde ademi de barındırıyor abi. Mümkün içinde ademi de barındırıyor. O boşluk. Çünkü, efendim? O boşluk. Tabii. Arizi değil diyor Hasan abi. İmkanın içinde mümkün. Evet, imkanın içinde mümkün. Yani şu... Mümkün. Bu imkan abi. İmkan dairesi. Yani her şekli olan. Bunun içinde hemen bir örnek vereyim abi oradan. Evet, evet. Hemen vereyim. Ben eskiye geçtim de böyle. Evet. Bakayım. 2018'de yapmışız burada. Hasan abi. Bakın. İmkan mazi vukuat, istikbal imkanat, istikbal ve mazi halde cem olması ile mümkünat. Hasan abi. Bir de okuyun yavaş. Mazi vukuattır. Mazi vukuat. Mazi vukuat. İstikbal imkanat. İstikbal ve mazi. İstikbal ve mazi geçmiş halde edici. Cem olması mümkünat. Mümkünat. Mümkünata da Hasan abi imtisal demişim. O da bedihi kader. Çok güzel. Hasan abi, vukuat ve imkanat ise her ikisi birden itaattir. O da nazari kadar. Yani burada Hasan abi, evamir-i tekviniyenin itaatin ve imtisalin üzerinde ne gururlan ne de yeyse düş. Burada tamam senin ihtiyarınla ama Allah'ın kudreti ve iradesiyle. Olduğundan yani kaderde var olduğunun da bir ifadesi yani. Evet, acayip bir şey tespit etmiş. Evet. Bir daha okusun bak, bir daha Yasin anlamadı. Mazi olmuş mu? Evet. Vuku'da. Evet. Abi. Gelecek olmuş mu o da? Yok. Senin için olmamış. Evet. İmkan. Bütün peki. Olabilirlikler içinde. Evet. Ama mümkünat ise mazi ile istikbali halde cem olması. Peki şu andaki halimiz bir saat önceye göre imkanat değil miydi? İmkanattı. Şimdi? Geçti vukuat oldu abi. Anı yakalayabilirsek mümkünat. Andayız. Mümkünat. Demek ki imkanatın ortaya çıkması mümkünat oldu. Mümkünat oldu. Aynen öyle abi. Anladın mı? Evet. Yani şu bütünlük imkanat buradaki irademizle Hasan abi, irademizle ortaya çıkarttığımız şu tarafta çıkanlar da mümkünat Hasan. Evet. Mesela geçmişimiz var mı arkadaşlar? Var abi. Var mı? Var abi, var. Nerededir? Yok. Var da, yok. Nerededir? Neresi ise geleceğimiz de oradadır. Evet.
alemi gayb. Ama geçmişin nerede? Hemen hemen ulaşabiliyor musun geçmişine? Ulaşıyorsun tabii ya. Mesela ben sana desem ki, bu yazın köye gittin mi? Gittim abi. Gittin. O dağa çıkarken, en son çıkarken arabayla mı çıktın? Çıktım abi. Dediğim zaman şu anda çıkabiliyor musun? Gittim, oradayım zaten. Peki geçmişin değil mi? Hemen nasıl olay? Peki nerede ki ulaştın? O alemi gaybda senden kopuksa, sen oraya hemen nasıl geçtin? Senin geçmişin neredeyse sendedir. Gelecek de sendedir. Hasan abi, inanın bakın, evamir-i tekviye ile alakalı kuramamışsınız gibi sanki. Bakın itaat ve imtisal dedik onlara. Yani bakın ne kadar alakalı olduğu çıkıyor ortaya. Evet. Artı itaat ve imtisal İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin devreye giriyor ki Hasan abi. Evet, çıkıyor. Onlar da giriyor devreye. Evamir-i Tekvini'ye, Hasan abi, şimdi aradan söylüyorum ama bunlar önemli, hoşuma gidiyor. Yani, gidiyor bu, Evamir-i Tekvini'ye, Hasan abi, itaat ve imtisal olduğundan dolayı aslında bir berzahtır Hasan abi. Nedir berzah? Yani, Kitab-ı Mübin, Evamir-i Tekviniye'nin defteridir diyor Hasan abi. Öyle geçiyor. Evet. Şimdi Kitab-ı Mübin, Evamir-i Tekviniye'nin defteri ise itaat ve imtisal sırrıyla İmam-ı Mübin'den alıyor, Kitab-ı Mübin'e mal ediyor. Yani aslında bir berzah hükmüne de bürünüyor Hasan abi. Bürünüyor. Yani evet, bir berzah hükmüne de bürünüyor. Aynı zamanda berzahtır yani. Evet. Şimdi bir saati geçti. Bu ana tema ortaya çıktı galiba. Yani şuydu. Birkaç tane bir şey daha söyleyeyim abi. Ama evet. Çok kısa olsun. Tamam şimdi Evamir-i Tekviniye aynı zamanda Hasan abi sistem bir program nazarıyla bakarsak eğer bir de onun içinde oradan hasıl olması, orada olan mevcudiyet var ki o da fıtrattır Hasan abi. Fıtrat dediğimiz bizim Evamir-i Tekviniye'nin içindeki tabi oldukça elde ettiğimiz özdür Hasan abi. Şu. Üstten bastırırsanız döner abi. Öyle mi? Şöyle yapayım. Şunun içi de var. Evet, onun içi de var abi. Ha, bu içinde var. Evet, abi. Onun içi... Onun içinde fıtrat. Onun içinde fıtrat var abi. Fıtrat. Yani şunun da bulunduğu yer fıtrat. Evet, fıtrattır. Mehmet abi. O da birkaç yerde geçiyor abi. Fıtrat. Sesleniyor. Ha, duyma. Mehmet abi sesleniyor. He. Abi şimdi Gafur kardeş imkanattan mümkünü mü çıkarıyor? İmkanat mümkünü de kapsıyor diye düşünüyorum. Muhtemelen sen muhalif olacaksın kesin, bu konuda. Kesin. şimdi, yani öyle bir saniye. Geçmiş vukuat oldu. Gelecek imkanat dedik. Halde cem ettik ve mümkün oldu dediniz. Evet. İhtiyarımızla. Bu bir tane bir şey. Peki ben elma ısıracaktım ama armut da ısırabilirdim. O mümkün değil miydi? Şimdi bakın elma, bakın ikisinde de tamam. Söylemek istediğin söylesin. Elma ısırdım, çay da içebilirdim ama içmedim. Mümkün değil midir bu? Tamam. Evet. Bu noktada bu doğru olduğunu düşünmüyorum. Mümkün değil, mevcut olur. Yani o imkanatın içerisinde mevcudiyet oldu. Siz bir şey mevcut edebilirsiniz. Yani onu vücuda getireceksiniz sonra. Ya da mağdum olacak. Gidecek. Tamam. O zaman ben biraz şey yapabilir miyim? Bunu bir kere daha tefekkür ederim inşallah. O zaman biraz inşallah ayrılmadan dinleyebilirsen o zaman Hasan bunları şu bölümü okumak elzem oldu. Tamam. Öz olsun. Tamam, öz olsun. Pardon. Şimdi hemen Risale-i Nur'dan bölümden alıp tefekkürlerimi ekleyeceğim Hasan'a bu. Şimdi kararnamede kaç yerinde devletin emniyetini ihlal edebilir veya yapabilir gibi tabirlerle imkanat vukuat yerinde istimal edilmiş. Hı. Hasan abi o kadar
şey diyor ki, kararnamede kaç yerinde devletin emniyetini ihlal edebilir veya yapabilir gibi tabirlerle imkanat vukuat yerinde istimal edilmiş. Herkes mümkündür ki bir katl yapsın. Mümkündür ki bir katl yapsın. Bu imkan ile mesul olabilir mi? Hemen devam ediyorum abi. Mesela Barla Denizi su olarak yerinde bulunduğuna yakinimiz var. Halbuki zatında mümkündür ki, o deniz bu dakikada batmış olsun. Zatında böyle bir şey mümkün olabilir. Evet, olabilir. Ve batması mümkünattandır. Bu imkanı zati madem bir emareden neşet etmiyor, zihni bir imkan olamaz ki şek olsun. Devam ediyorum abi. Tefekkürlerimi ekleyeceğim. Daire-i mümkünat haricinde olan zat-ı vacibül vücudun eseri sanatı olduğunu düşünmeyerek ve ondan iraz ederek daire-i mümkünat içinde kader-i ilahinin yazar bozar bir lefhası hükmünde ve kudret-i ilahinin kavani-i icraatına tebeddül ve takayyül eden bir defteri olabilen pek yanlış ve hata olarak tabiat namı verilen bir mecmua-i kavaniyle adat ilahiye ve bir filisteyi sanat-ı rabbaniyeyi görür. Buradaki tefekkürüm abi. Mümkün arızi olduğu için zıtları vardır. Mümkün içinde zıtları var abi. Olma ihtimali de var. Mümkün içinde olma ihtimali var mı? Zıtları şimdi var. Şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim bak. O zaman şurayı okumadım. Orayı yani eksik gittiğimiz için çok olmuyor abi. Şimdi mesela diyor ki mesela Şurada aslında bakın. Bakın şurayı bir okuyalım. Eğer burayı okursak sanki bu biraz çıkacak gibi. Diyor ki abi bakın. Elbette kadir-i mutlakın Mehmet abi dinliyor musunuz? Elbette kadir-i mutlakın zati ve nihayetsiz ve gayet kemalde olan kudretinin nurani tecelliyatı ve melekutiyeti eşyanın şeffafiyeti bak abi o kadar önemli ki sanki burada çıkıyor bütün bunlar. Ve hikmet ve kaderin intizamatı ve eşyanın evamir-i tekviniyesine kemal-i imtisali. Bakın Hasan abi hep bir seçenek. Hep bir denklik var. Bir de okurum sonra. Bakın. Elbette kaderi mutlakın zati ve nihayetsiz ve gayet kemalde olan kudretinin nurani tecelliyatı. Bakın zattan bahsediyoruz Hasan abi. Hep bir denklik var. Tecelliyatı ve melekutiyeti eşyanın şeffafiyeti. Ve hikmet ve kaderin intizamatı ve eşyanın evamiri tekviniyesine kemal-i imtisali ve mümkünatın, Mehmet abi, mümkünatın vücut ve ademinin müsavatından. Yani vücut da var, adem de var içinde aslında. Müsavatından ibaret olan imkanındaki muvazenesi. Ne demek istiyor? Sırrıyla ne demek istiyor? Az çok büyük küçük ona müsavi olduğu gibi bütün insanları bir tek insan gibi bir sayha ile haşre getirebilir. Hem bir şeyin kuvvet ve zaafça meratibi o şeyin içinde zıddının müdahalesidir. Yani meratip kazanmak için zıtların mevcut olması gerekiyor. Mümkünat var olan bir şeyse bunda meratip elinden alınmaz ki Hasan abi. İçindeki ademle birlikte bu meratibe süreklilik oluyor. Ama nerede süreklilik olmuyor? Neyin içinde adem yok Hasan abi? Mesela hararetin derecatının soğuğu müdahalesi diyor bakın Hasan abi. Hararetin içinde hararetin derecesine kaç derece? 10 derece. Heh, bunun içinde eğer ademi olarak bir soğuk olmasaydı bu mutlak bir sıcaklık olacaktı. Sonsuz olacak. Sonsuz olacak. Yani mümkünatın içinde de yani bende bir adem yok mu abi? 10 derece sıcaklık. Niye 50 değil? Çünkü soğukluk var içinde. Aynen. Ona mukabil bir soğukluk var. Şimdi benim burada anlatmak istediğim ne biliyor musunuz Hasan abi? Bakın. Hep bir denklik olsa
50 derece sıcak. Ademi nedir sizce Hasan abi? 50 derecede soğuk diyesiniz geliyor değil mi? İşte bu imkanat. Ama 50 derece sıcaklığın içine 40 derece soğukluk girdiği zaman 10 derece sıcaklık ortada kalıyor. İşte bu mümkünattır Hasan abi. Bilmiyorum ifade edebildim mi? Yani zıtların, bir imkanatın zıtlarında denge var Hasan abi. İmkanat. Bakın zıt var. Bak, imkanatın içinde zıt var. İmkanatın içinde zıt var ama bir dengededir Hasan abi. Evet. Çünkü ortaya çıkmamıştır. Öyle bir şey yok. İkisi de. Vücut ve Adem eşit. Vücut ve Adem eşit. İmkanatta. İmkanatta. Ama mümkünatta Adem gizlenmiş. Gizleniyor. Vücut ortaya meydana çıkıyor, ortaya çıkıyor. İşte Mehmet kardeş de diyor ki o vücuda mevcut. Aynı şey diyorsunuz. Nasıl? Aynı şey diyor. Aynı şey dedi şimdi. Dedi ki bunlar diyor mümkünat. Ama Hasan abi imkanat dairesi de mevcuttur. Allah cehennemden, Allah'ın dışında Allah'ın yarattığı şeylerdir. Seçik yani inşallah yanlış konuşmuyorum. Şimdi diyor ki Mehmet kardeş bu ortaya çıkmış ya mevcuttur. Bu mümkünattır diyorsun. Doğru. Ortaya çıkan mevcut Adem'i de var ki yani mümkünatı güzel değil. Mümkünatı mevcut olarak adlandırıyorsa siz tasdik ediyorsunuz. Benim hiçbir şeyim yok Hasan abi. Ama benim anladığım şu ki birbirinizi şey yapmaya çalışıyorum. Anladım. Hasan abi bir şu var. Bakın bir zıtsız olan var. Bir zıtsız olan var mutlaktır. Mutlakta mutlak olmamasının şeyi, ayrıcalığı imkanı mutlaktan ayıran içinde ademinin yani zıttının var olması. Tamam. Bu vacipten imkanı ayırıyor Hasan abi. Vacip yani şöyle mi diyor? Şöyle senin söylediğin için. Dur. Şimdi vacip şöyle mi? Evet. Vacip eşit değildir imkanat. İmkanat evet. İmkanat. Tamam mı? Evet. Çünkü burada zıt yok. Evet. Orada zıt var. Zıt abi. Zıtlar var. Evet. Ama dengeli. Zıtlar var ama doğru dengeli. Mu? Evet, kesinlikle. Senin dediğini yazdım. Evet, zıtlar var, dengeli. Mümkünatta Hasan abi, mümkünatı yaz alacağım. Mümkünatta da Adem var. Bunu koy üzerine. Mümkünatta da Hasan abi zıt var. Yazıyorum. Şuradan devam edelim Hasan abi. Biraz yazılınca anlaşılıyor. Yazarken Hasan abi. Ha abim. Şimdi var. Bu mümkünatta yazarken ya Adem'i galip getirecek ya vücudu galip getirecek. Doğru mu? Evet. Bu ama yok Adem'i getirirse mümkünat olmaz artık. Adem olunca mümkünat olmuyor. Olmuyor. Bu vücudu mevcut. Senin söylediğine aynı şeyi söylüyorsun evet. Da. Yani Adem gelmez. Evet. Adem olursa mümkünat olur. Burada zıt var Hasan abi ama bir belirleniş var Hasan abi. Yani bir öne çıkma var. Evet, Adem yok. Adem yok. Nispetle evet. Gözükmüyor. Evet, evet. Yani, vücut var. Evet, vücut mevcut. Var. İşte evet. O diyor ki, aha, o vücut dedin mi? Hı-hı. Mevcuttur diyor. Hani ortaya çıkmış ya, garip olmuş Hasan ya abi. Senin söylediğin ne? Ama olur, imkan da mevcuttur öyle bakarsa. Bu yaratılmıştır Hasan abi. Yani ama bizce ama bizce var değil. Sen söylüyorsun ki burada Adem'le bir dakika Adem'le vücut evet, ikisi eşit. Eşittir. Ha burada eşit değil. Evet. Niçin eşit? Çıkmış dışarıya. Bunun gibi değil diyor. Evet. Bu dolayısıyla diyor buradaki mevcuttur. Tamam dediğin doğru ama Adem daha aşağıda kaldı. Tamam doğru. Burada eşit. Orada eşit. Burada eşit değil. İşte aradaki mümkünatla imkanatın arasındaki fark bu zaten. Fark işte. İşte bu diyor ki öne çıkan mevcuttur diyor. Evet. Tamam işte aynı şey. Hani abi, aynı şey söylüyorsun. Nasıl imkanattan Adem çıkmıyor abi kafirler de geliyor o zaman. Ya kafir o vücut bulmuyor ki ahiret hayatında az önce bu Hasan abi bunu yaptığı zaman mesela kafir işte bak sevgili abicim Adem nereden geliyor? Madundan gelecek. Yani İmkanat dairesinin altındaki mümkünse eğer mümkünden ayrılacağım. Yani mümkün nedir?
şey Mehmet abicim. Yani ben mümkün olan bir şey gerçekleştirmeyeceksem. Yani sen mümkün... Şunu çiz, şunu bir çiz. Yani mümkün... Şunu bir çiz, Altay şey çiz, şunu. Herhalde bundan şey yapıyor. Onu silme ya. Niye siliyor? Buraya ya. Neyi silme? Pardon. Ha buraya silme ya. Neydi abi? Bak bunu bak şimdi. Şunu yapar mısın? Şu şeyi. Şu üç tane. Bak şimdi ortaya çıkacağım. Tamam. Şuraya. Tamam. Ah, bazı. Bunların hepsini yazmışım da işte çıkartamam. Şey, öyle mi? Hasan abi. Şey. Şey ne diyor? Aynı şeyi diyorsunuz da ifade edemiyor. Şahmetür diyor değil mi? Ne diyor bir de söyle. Hayır abi aynı şeyi söylemiyoruz. Şey, aynı şeyi söylemedim ben ısrarla iddia ediyorum abi. Ha. Şimdi. Mevcut diyor ya. Peki o zaman ben bir soru sorabilir miyim Mehmet abi? Sor. Mümkünat mıdır sadece mevcut olan? İmkanat nedir? Mevcut, imkanatlı, mümkünatlı her ikisini ihate eder abi. İçine alır. Yaz şunu, şimdi yaz. Şey. Abi. Dur. Sırayla. Büyük bir ilmi bir şey oluyor. He? Tabii. Çok ya ulema, ilmi kelam alimlerinin konu bahsiylesi. Biz anlamıyoruz. Evet. Mümkün. Bak şimdi yazacak. Tabii canım. Onlar bak şimdi yazsın. Bu herhalde çözecek. O buraya göre konuşuyor gibi. Şey demek yani Allah'ın dışında bir şey. Tamam devam. Madum mevcut. Farklı kalem yazsaydı. Yazın abi. He, güzel olur. Bak şimdi. Bu da işin güzel günü toplayalım. He? Zihnini toplayın da. Bunu yapıp bak yukarıdaki şekille aşağıdaki. Fakat maşallah ya Gafur deyip çarpmış. Vacip ülkeye. Bunun üzerine ya... Şu daire yap bunları, siyah yap. Farklı renk olsun. Daireleri farklı yap. Onu da yap. Şekersiz düşünemiyoruz. Evet abi. Şimdi hangi subutu sıfatları tazamun ediyor şu? Bu hangisi? İlim, madum nedir abi? Madum, yazar mısın madum? Tamam, hayat, ilim, emir. Buna benziyor. He, ince. Hayat, ilim, emir. Emir. Şimdi öteki sene ilim. İlim mi abi? Evet, ilim. Kudret. Kudret, irade, hayat. İlim, kudret, irade, hayat. Şuraya da ilim yaz. Ha, hayat. Kudret. Ha, kudret yaz. Şuraya da ilim yaz. Öldüm yazdım. Tamam. Şunu da şöyle. Şunu da bunları. Tamam. O da var diyeyim. Tamam. Tamam. Şimdi aha. Mehmet abi görebiliyor musun? Görüyor musun? Göremiyorum ama dinliyorum. Ama görmen lazım. Kaldır onu şey. Emre kaldırır mısın orayı taşı? Abi gerek yok. Anladım onu. Anladın mı? O zaman koy. Dur. Fotoğrafını çekip gruba gönderelim. Mesela sana ben şöyle bir ayrıntı verebilir miyim? Ha ver. Mesela mümkünat ve imkanat olarak ayırmışım. Burada anlatabilir misin onu şeyi? Tamam. Bu yanlış mı acaba sana? Ve eksik mi? Ya anlat bakalım. Yani Hasan abi ben bu inanılmaz çalışmalarım aşağıda korkumdan çıkartamadım. Tamam çıkartamadım yani buraya. Ama şimdi şöyle söyleyeyim ben sadece mümkünat ve imkanatla sınır tutmaya çalıştım. Tamam. Şimdi mümkünat ve imkanat Hasan abi kendine bakarsak. Şimdi bakın önce şunu ifade edeyim abi. Bakın mümkünat Hasan abi içinde zıtları bulunduran ve ihtiyar ile ortaya çıkardır Hasan abi. Burada bir ihtiyar var Hasan abi. Burada bir ihtiyar var. İçinde zıtların dengede olduğu ve irade ile ulaşılabilir diye dengeli o düşünmüşüm.
Bu Hasan abi sırdır. Ha, zıtları barındırıyor çok güzel. Bu sırdır. Sır, bu tılsım. Bu tılsımdır abi. Ha. Bu tılsımdır. Çok bu Hasan abi bu maddiyata çıkaran mümkünat. Pardon özür dilerim bu. Maddiyata çıkaran kitab-ı mübin. O zaman ben hemen şunları yazayım. Bu melekitiyet tarafı Hasan abi. Bunu söylediğini, senin söylediğini bu. Bir daha dur neydi biraz önce yazacaktım. Zıtları bunu irade. Ha, sır. Bu tılsım. Şuraya yazalım. Şuraya. Tılsım. Tılsımdır. Bu kitab-ı mübin. O kitab-ı mübin. Mubin. Bu İmam-ı Mubin Hasan tamam. Abi. Bu İmam-ı Mubin. Hasan abi. Dediğini yazıyor. Evet, yani. Bir şey söyleyeceğim. Bakın buraya not olarak düşürmüşüm. Allah inşallah mekanı cennet etsin. Dehre Yusuf hocamın size bir suali vardı Hasan abi, hatırlıyor musunuz? Evet. Kaderdeki cebir içinde tam cevaplayamadığı. İşte bu olmasa Hasan abi, bunların bütünlüğü, şu bütünlük kaderdir Hasan abi. Şu bütünlük kaderdir. Kaderdeki... Hangisi bütünlüğü? Hepsi İmkanat ve mümkünat olarak diyorum Hasan abi. Şimdi bu kaderdir Hasan abi. Burada irademizi kullanma hakkımız ile kader cebir olmaktan çıkıyor Hasan abi. Yani imkanat. İmkanat sırları barındırıyor. Evet. Mazi ve müstakbeli tazamun ediyor. Evet. Mazi ve müstakbeli tazamun ediyor. İmam-ı Mubin. Evet. Mümkün ise mazi müstakbel yok. Evet. Tılsımdır, dönüşüm var, dönüşmüştür, kitab-ı mübindir. Kitab-ı mübindir, evet. Ve Hasan abi, kitab-ı mübin, bakın o kadar acayip bir şey ki Hasan abi, bir şey söyleyeceğim Hasan abi. Evamiri tekviniyemizi, bütün eşyanın evamiri tekviniyesinin mahiyetleri kemale ulaştığı zaman nedir bu, neresidir? Bakın, bütün... Her şeyin. Evet. Yani mahiyetleri açısından kemale ulaşması ne demek abi? Kalbi kalbisinde değil mi abi? Evet. Orada ne kalıyor abi? Yani bunu biz evamiri tekviniyemiz ile Hasan abi mümkünata indiriyoruz. Aşağı indiriyor. Evet. Ama içinde... Mehmet de ne diyor biliyor musun? İçinde Hasan abi hiç yemediğiniz meyvenin tadı nasıl ki dilinizde var, Evamiri tekviniye aynı zamanda berzahtır dediğim için Hasan abi buradan da alabilmesi lazım. İmam-ı Mübin'den alabilmesi lazım. Beslenmesi lazım. Yani dilde mesela Hasan Mehmet abi hiç yemeden bir meyveyi öbür tarafa intikal edecek Hasan abi. Yasin'le de konuşmuştuk bu benzer mevzuyu. Hiç yemeden bir meyveyi öbür tarafa gidecek Hasan abi. Ama evamiri tekviniyesini, yani dilindeki o yemediği meyvenin lezzeti, programlanmış olan lezzet, inkişaf etmediğinden dolayı cennette bunun eksikliğini mi yaşayacak abi? Nasıl olacak? Bilmeyecek. Yaşamayacak, verecek. Hasan abi, bir şey söyleyeyim mi? Adem Aleyhisselam cennetteyken, cennette olduğunu biliyor muydu? Bilmiyorum. Ne olması gerekiyordu abi? Gelmesi lazım. Alem-i şehadete gelmesi gerekiyordu. Peki alem-i şehadete geldi. Alem-i şehadette kaderi, bedihi ve kaderindeki nazari ve bedihi kader diye bir şey var. Bunların müdahalesiyle bazı meyveleri yemeden gitti. Şimdi burada görmediyse, burada yemediyse orada vücut bulması mümkün müdür? Yani irade olması gerekiyor. Efendim Mehmet abi. Yani burada yemediği meyveyi Hasan abi orada meyve olarak yiyecek. Bizim buradaki yediğimiz elmadan aldığımız lezzeti o burada yemediği meyvenin lezzetini belki orada alacak. Çünkü suretini bilmiyor. Ki mahiyetine ulaşabilsin. Ama biz burada elmayı yiyeceğiz. Ama burada aldığımız lezzet değil Hasan abi orada aldığımız lezzet. Bilmiyorum ifade edebildim mi? İşte Gafar abi. Efendim abi. Bunların hepsi manayı harfiyle mevcut olacak. O yemediğin, tatmadığın dediğin elmayı aslında
orada yemişsin, her şey var yani. Bu orada numunesi sana verilmiş, asıllar orada. Verilmemiş Mehmet abi, öyle olsa Adem Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam cennetten hiç çıkmadı. Hiç çıkmadan cennetin cennet olduğunu bilmiyordu. Evet, bir lezzet alıyordu. Belki merdiveni olmadığından dolayı, zıt olmadığından dolayı Hasan abi, yükselmesi, mertebesi kalkıyor Hasan abi. Yani lezzeti inkişaf etmiyor. İnbisat vardı ama inkişaf yoktu. İnbisat vardı ama inkişaf yoktu. Merdive artmıyor. Tamam. Merdiveyi artıran, işte burada söylüyor ya, ya o kadar güzel söylüyor ki Allah'ım yarabbim. Yani o onların hepsinin olması lazım Hasan abi ya. Bugün gene siz de gene bir sıkıntı ders atmışsınız. Abi zıt olmadan, dışarıdan müdahale olmadan mertebe artması mümkün olmuyor. Bunu da Hasan abi iki şekil var. Bir ihtiyarımız, bir de ihtiyarımdan vazgeçtim dediği vaziyet var ya. Biraz. Yani evamiri tekviniyesini artık programını çözmüş üstad. Anlatabildim mi? Mün tarafına, ihtiyar melekut tarafına irade işte. Evet, aynen. Çözmüş. Yani. Aynen, orada da. Orada da mülk, mülkü çok ilginç. Yani vacibin karşısına imkanat konuyor diyor Gafur. Vacibin karşısına mümkün konmuyor diyor. İmkanattan mümkün çıkıyor diyor. Hasan abi bakın, bakın aslında şurada doğru diyor. Sizin aslında bu çizdiğiniz şekil o kadar mükemmel ki. Tamam mümkün çıktı, çıktı ama mağdum oldu. Ademi yürü. İşte Mehmet abinin söylediği aslında bu. Bakın siz yapmışsınız zaten Hasan abi. İşte bu işte. He? Bu mümkün işte evet. Bu. Evet bu mümkün. Bunun içinde evet. Mağdum var bir de mevcut var. Hani Adem çıkıyor. Aynı şeyi söylüyoruz. Aynı şeyi. Diyor. Aynı şey. Aynı. Ha, diyorum evet, ya sana. Evet, evet. Aynı şeyi evet. Söylüyoruz. Bu mümküne çizdi. Hayır aynı şeyi söylemiyoruz. O mümkünü mevcut diyor abi. Aha burada da mevcut işte. Ama mevcut Adem mağdum da olabilir. İçinde mağdum da var diyor evet. Ama mağdum, çizdi. Mağdum var demiyor. Mümküne mevcuttur diyor abi. Mümküne mevcut diye demiyor. Öyle dememesi, öyle mi? Dememesi lazım da. Sen yanlış anlamışsın sen. Ha! Özür dilerim abi o zaman. Şimdi daha çok sevindim. Tamam. Yanlış anlamış olmasın, şimdi. Yanlış söylemiş olmanın daha iyi. Şimdi. Seni mümkün dedin ya. Evet. O da diyor ki mümkün. Tamam. Tamam. Burada anlaştık. Evet tamam. Sen şimdi burada zıt var dedin. Tamam. Ha kardeşim var zıt ve mağdum mevcut var. Ama belirleniş var dedim. Ha tamam işte. Ya mevcut ya mağdum. Tamam işte aynı şey söylüyor. Aynı. O ben mümküne mevcut diyor zannettim. Hayır hayır öyle demiyor. Diyor ki. Kardeşim. Ha dur dur. İçinde mevcut da var mağdum da var. Ha var. Ama bu vücuda çıktı bir şey. Kalem oldu. Kalem olması için olmaması yok oldu. Bu mağdum evet, indi aşağıya. Ama Hasan abi. Abi dedin ya belirleniş var. Tamam. Kalem belirleniş değil mi? Evet. Olmaması mağdum. Tamam. Şey kalem belirlenmiş mi abi? Evet. O zaman ne oldu? Mevcut oldu. Ama mümkünatın içinde bu oldu. Bu yok oldu. Ben bunu yapsaydım Hasan abi şöyle yapardım. He. Nasıl yapardım biliyor musun? Nasıl yapardım? Şununla şunu birleştirirdim. İkinci seçenek. İmkanat, imkanattan mümteni veya mümkün olmaz mıydı abi? Şöyle yapar mısın? Şuraya çiz ufak. Abi bunu tamam. Nasıl yapardım diye. İmkanattan mümteni çiz. Nasıl olacak abi? Veya buraya yaz abi. İmkanattan yap. Mümteni nasıl şey yapacaksın sen? Ha mümteni hiç şey mi? Hiç ihtimal mi yok? 8 defa. Evet, yani. Şey hiç yok ya. Yani. Şey ihtimal yok. Doğru. Peki imkanatı nereye koyacağız burada? Ha? Var. Şirkler mümkün zaten. Evet, şirkin içinde mümkün var. Ben de katılıyorum Mehmet abiye. Peki mümkün içindeki mağdum nedir Mehmet abi? Burada şirk yok mu? Hakiki şirk. Mümkünün içindeki mağdum nedir? Hakiki şirk diye bir şey yok. O adamın kafasındadır diye biliyorum. Kafasızın kafasında. Kafasızın kafasındadır. Öyle bir şey yok. Yani bu o şirk değil ama. O kafirlik mertebesi mağdumda. Şu diyor ki Mehmet kardeş diyor ki şirk buradadır ama eşyanın içindeki zıt buradadır. Ama abi siz ilim demişsiniz burada. Yani ilmin içinde o da mesela kafirin kafa, kafirin ilmi yok mu? Var mı? Şirk kafası ilmi mesela Allah var. İnkar ediyor. Şu diyorsun ya, ha şu. Kafirin tasdiki yok mu? Evet. O da ilim. İlim. Şuraya yazayım bak. İlim. Burada da ilim. Tamam. Ama batıl ilim diyor usta. Yani ikisi de mevcut değil i̇lim sonuçta yani. Abi. İlim. Peki var mı kafasında?
Yani kafasızın kafasında şirk var. O zaman ama şirkin vücut haricisi yok. Abi yine kalkacağım, özür diliyorum. Şurada Hasan abi. O zaman bu mümkünle şey arasında bir imkanat dairesinin olması gerekiyor. Bu misali orada geçen bir şey abi. Bunu yok sayamayız. O zaman şurada mümteni imkanat ve vacip olarak ayırmamız lazım belki. Peki şöyle olur mu Gafur, senin buraya getirmek? Evet. Bu vacip bu. Tamam. Şu ikisine imkanat denilir mi şu? Şu. Biz de mi geliyoruz? İşte ben az önce öyle demiştim size aslında. Ama öyle olmaz dediniz ya. Ha yok. He. Dur. Şu imkanat değil, bu ikisinin cemi midir? Ben öyle dedim aslında. Ha tamam. İmkanat. He? İmkanat. Mümteni imkanat olmaz abi ya. Şecere-i hırkatte imkanat mı? Mümteni imkanatı kapsamaz abi ya. Nasıl? Meçhulün altı imkanattır. Meçhulün altı imkanattır diyor. Tamam, Gafur da orayı zaten getiriyor. Vacip ve mümkün. Mesela kab-ı kaysen, evet sen... tamam, imkanat nerededir? Mecnun altı, kab-ı kaysen, imkan ve vücub ortası demiyor mu? Onu söyledik zaten. Evet, tamam çıkıyoruz. İşte senin söylediğine geldi. Ama... Nerede var? Oranın komple altı imkanattır zaten, imkanat tamam. Ailesi. Bu sarı ifade var. Tamam işte, imkanat daha cami. İmkanat daha canlı, ben aynı şeyi söyledim. O da öyle diyor da kardeşim, aynı ama, şeyi söylüyorsun. Tamam, aynı şeyi söylemiyoruz abi. Aynı şeyi söylemiyoruz. Evet. O mümküne mevcut diyor diye ben anladım. Yok. Mümküne mevcut diyorsa evet. Eksik diyordur abi. Şu, mümküne mevcut diyor ya. Evet. Oysa sen biraz da böyle biraz geniş baktın. Mümkünün içinde mevcut da var, madum da var. Mehmet kardeş bunu buraya koyuyor. Bunu şey yapıyor, tamam mı? Aslında bu olmak zorunda. Zaten burada demişiz abi, zıt var mümkünatın içinde. Zül, sen şöyle yapıyorsun. İmkanatı bu ikisinin toplamına diyorsun. Ben biraz öyle kafam şey yaptı abi. Çünkü niye benziyor seninki şey? Kafan değil, sarı ifadeler denildi. Mehmet kardeş öyle diyor. El elin altında kab-ı kalpse neydi? İmkan ve vücub. Ustad demiyor ki imkan ve mümkün. İmkan ve vücub diyor. Evet. O zaman son zirve bu. Evet. O zaman madum ve mümteni şeyle... O bir olması lazım abi. O zaman onu düzeltelim mi abi? He. Yani şunu şöyle yapalım abi. He. Yap onu. Bak şimdi. Bir dakika şöyle. Biraz şey çizdik ama. İçine yaz imkan. Kırmızı kalemle yazmadım. Şimdi oldu mu? Olacak Mehmet kardeş herhalde. Büyük gafil böyle şey yapmanızdan keyif alıyorum böyle. Fikri mutala etmenizden. Abi beni dinlemiyor ki. Benden gayri bir şey söylemiyor ki. O ne söylüyorsa benimkini aynısı aynı bir şey söylüyoruz falan anlamıyor. Evet. Hani bak. Mehmet abi sen onun aynısını söylüyorsun. Peki. Yok. Tamam. Peki. Şunu çizdim. Ben sana çıkartıyorum bak. Kalktım. Al adam şimdi bunu biraz daha bari düzel yapalım. Ha, bak gördün mü şimdi? Şimdi nasıl yani sence yap doğru mu? Gözüküyor mu? Sıkı kamera. Şu o çizdiğine şu anda çizdiğim. Bak şimdi imkan. Ben sana şöyle göstereyim bak. Gözüküyor mu sen? Şimdi bir kere onu bana söyle ki izah edeyim. Tamam gözüküyor da hani içindeki yazıyı okuyamam. Daha şimdi okuyacağım. Ha bak. Bak bu vacip. Tamam. Bu da bir vacip var ki kefenin bir tarafında. Öteki kefede imkan var. Ya şunu bir tutsana bir şöyle. Şunu tutayım mı? Şunu kırmızıyı yapar mısın? Şu. Nereden yazıyorsunuz bunu? Hangisini abi? Şu çizgiyi kırmızı yap. Nereden yazıyorsun? Hasan abi. Ha. İşaret edeceğiz 191. 195. Geçir. Çok çok. Çil. He? Tamam Şami. Diyor ki Şamidir diyor. Nedir onlar? Vacip, mümkün, mümteni diyor. Evet. Nasıl? Ne diyor? Gördün mü? Böyle yazdı bak. Ben size fikir müzakeresi yapın. Ha bak. Bak bir kefenin bir tarafında diyor vacip var. Bir tarafında imkan var.
İmkan nedir? Bir tarafı mümteni, bir tarafı mümkün. E mümkün nedir? İçinde bir tarafı madum, bir tarafı mevcut. E mümtenin içinde ne var? Bir sürü ihtimaliyatlar, şirk mesela. Evet. Kafasının kafasına. Yani burada anlaşamadınız mı? Bak şuraya. Üç tane vücut oldu. Yani biraz sanki böyle bir ben şey yaptım. Aslında diye bu olmak zorunda. Ya böyle koyayım gene seni yerine. Bilmem oldu mu? Abi, düşünce olarak bir sorun yok. Ama sarih ifadelerde olan oradaki imkanat şeklinde değil de şeyden üç şey çıkması lazım diyor. Ya. Üçe diyor. Üç ayağı var diyor. Biz şimdi iki ayak yaptık ya, üç ayak lazım diyor. Üç ayak yaptık ya. Üç tane. Nasıl? Ha ne diyor? Şeyden çıktı, vacip. İmkan olmasın diyor. Üç tane diyor, mümkün. Üç ayak olması vacip, lazım. Vacip, imkan, mümteni mi diyor? E tamam vacip, o zaman vacip, şöyle. Vacip, mümkün, mümteni diyor. O zaman şöyle olur. Tamam o zaman şu olur Hasan abi. Şu fark etme. Tabii oynayın ya. Şimdi Hasan abi. Fikir mutlaka müzakere yapmanızı istiyorum. O zaman şudur abi. Yani bu imkana bir yere koymadan olmaz. Yani imkanat dairesi diyor. Şimdi o zaman bir imkanat dairesi buradan buraya. Evet, tamam. Bu da buraya. Tamam, Mehmet abinin dediği bu. Ha Mehmet abi, şimdi getir o. Oldu mu şimdi? Alayım. Nasıl Mehmet abi? Görebiliyor musun? Mehmet abi. Bak şey vacip şeyden gelen vacip imkanat ve mümteni. İmkanattan mümkün evet, ve mevcut ve madum. Hatta bu da işte İmam-ı Büyük Kitap bugün diye Hasan abi. Hayır. Sarih ifadede vacip İmkanat koyma diyor işte. Sen dersen ki ben imkanatı bir sorun yok. Şimdi peki ben size bir şey anlatayım da barışalım bu akşam. Mehmet kardeş, İşarat Hücaz ve Mesnevi Nuriye tıpatıp ustadı metni değil. Bu nereden çıkarttı diye söyleyeceğim. Şimdi Mesnevi Nuriye ve İşarat Hücaz Abdülmecid abi okuduğunu anladığı gibi yazmış. Onun için bu imkanatı külliyattan çıkarmış. Evet abi. Yani onu şuna çıkabilir mi? Buna eyvallah. Sorun yok. He. Şimdi eğer külliyatla Mesnevi veya İşarat Hücaz çatışırsa Mesnevi Nuriye ve İşarat Hücaz'ın başında zaten kendisi diyor ki ben diyor okuduğumu, anladığımı onun nimetiyle yazdım diyor. Bu imkanatı külliyattan çıkarıyor. İşaret edeceğiz da bu imkanat burası sıf yok. İmkanat yok. Evet. Vacil, mümkün, mümteni vücut var. Geç olduğu için hemen gireyim devreye. Yok. İşaret edeceğiz da şöyle geçiyor. Vacil, mümkün, mümteni. İmkanat yazmıyor. Evet. Ha, bu Abdülmecid abinin kendi şeyi. Okuduğunu anladı. Peki Sözler 91'de diyor ki vacip ve imkanat. Evet. İmkanatı baktığımız zaman vacibin karşısına koyuyor. Evet. Ve hiçbir sorun yok. Buraya koydu. Ne oldu? Şimdi vacip bir şık. Yani bir şey var. Allah var. Evet. Vacip. Ondan sonra şirk var mı? Yok ama var. Nerede var? Kafasızın kafasında var. Evet abi. Ondan sonra bitirdikten sonra şurayı bir daha okuyalım mı? Oku. Bir daha okuyalım. Ben bitireyim. Bitirdikten sonra. Mesela üç tane vücut var. Bir, vücudu başkasına ihtiyacı olmayan, vücudu kendinden olan. Evet. Bak bunu anlatırsam herhalde biter. Yani vücudu kendinden. Mesela güneşin ısısı başkasından değil. Evet. Tamam. Suyun ıslaklığı kendisinden. Kendisinden.
Karanlığın karanlığı başkasından değil. Kendisi kendisi olduğu içindir. Tamam? Ona vacip diyoruz. Bir de mümteni var. Yani Allah'ın şirki, şirk. Allah yoktur diyor ve ortağı var diyor. Bu vücutta hariçte var mı? Yok. Yok. Allah'ın şirki mevcutta, vücudu yok. Hemen keseceğiz zaten. Nerede var peki? Kafasızın kafasında var. Evet. Bu da mümteni. Şimdi niye atladım? Buraya izah edeceğiz. Hı hı. Bir de mümkün var. Bunu Mehmet kardeşi yok kabul etti. İmkanatı. İmkanatı yok kabul ediyor. Mümkün. Şimdi bir şey mümkün. Senin dediğin doğru. Bir şey mevcut olabilmesi için mevcut budur. Ona ilim, irade, kudret tazamun etmesi lazım. Evet. İlimin var olduğu yerde... Yani mevcut. Peki bu mevcudun içinde madum yok mu? Madum da var. Var. Mesela şöyle. Artı 10 derece diyorsak, artı 10 derece diyorsak, orada eksi bilmem ne kadar yoktur. Mesela orada eksi de vardır. Dolayısıyla bir şey mümkün olabilmesi için zıttı barındırması lazım. Abi mevcut da zıttı bana diyor. Adem burada da var. Yani ilim örtüyor. İlim yok mu burada abi? İlim Adem'i örtüyor burada abi. Yani mevcut içinde Adem de var. Az önce yaptığımız gibi. Evet. Şimdi madum olabilirdi ama yok. İlim emir nedir? İmam-ı Mubin. İlim emir. Evet. Peki irade kudret nedir? Kitab-ı Mubin. Evet. Bu Kitab-ı Mubin, bu İmam-ı Mubin. Evet. Tamam mı? O elimizdeki kalem, kırmızı kalem olabilir. Yani şu, kalem yazayım mesela. Bak yazayım. Şurası, Mehmet kardeş görüyor mu? İmam-ı Mubin. Görüyor musun? Görüyor mu diyor mu? Görüyor musun? Görüyorum, görüyorum. Görüyormuş. Ha. Yani İmam-ı, peki ilim emiri barındırıyor. Bu ne açık ifade? Madum. İlim emir neydi? İmam-ı Mubin. Evet. İrade kudret neydi? Kitab-ı Mubin. Yani bu madum derken yok ama var. Evet. Yani geçmiş nerede? Gelecek de orada. Gece gelecek yok mu? Var. Bu şimdiki anı anlatır. Bu andır. Bu an. O zaman Hasan abi küçük bir değişiklik an. Olur mu? Şöyle bir değişiklik. Bu geçmiş ve gelecek. Mümkün değil mi abi o zaman ama? Mümkün. Geçmiş, gelecek. Hangisi? Şu anda madum. Yok. Hasan abi. İmam-ı Mubin'i mümküne koymamız gerekmiyor mu? Şimdi ben bir anlatayım sonra çağırma. Tamam. Şimdi madum yokluk değil. Şimdi yok. An bu. Yani buraya kadar anlaşalım. Tamam, Kitab-ı doğru. Mubin. Doğru abi. Kitab-ı Mubin andır. An. Yani tık 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 saniye tık 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 tık. Andaki hal, tam an, bu ki mevcut, bu madum hiçlik diye değil, kafanızda silin, hiçlik burada. Bu madum demek, var ama şu anda yok. Nedir? İlim, emir, geçmiş ve geleceği tazamun ediyor. Geçmişiniz var mı? Var. Onun kadar kesindir, geleceğiniz de vardır. Gelecekten haber veriyor Allah Resulü, şöyle olacak diyor. Ha. Var mı? Ama anda değil. Peki nedir o? Madumdur. Şu anda yok. Mevcut değil. Peki bu kainat nedir? Bu kalem nedir? Bu vücut değildir. Mevcuttur. Mevcuttur. Vücut sahibi tek Allah'tır. Bunlar hep mevcuttur. Peki bu kalem mevcutsa bu nedir? Şimdi bu olmayabilirdi, oldu vesaire başka. Şimdi geçmiş ve gelecek madumdur. Niye? Nereden çıkarttık? İlim emir. Evet. Ne demek? İmam-ı Mubin'in İmam-ı Mubin evet. Neyi tazamun ediyor? İlim ve emri ilahinin bir nevi bir unvanıdır diyor abi. İlim, emir. Hı-hı. Tamam mı? Evet. Peki Kitab-ı Mubin nedir? Kitab-ı Mubin? İrade ve kudret. Şöyle yapayım. Hasan abi kudret yerinde üstad evamir de diyor Hasan abi. Evamir tekbiri de diyor. Ha o şey vücud harcını olduğu için oralar şeyini gitme. Konuşalım. Evet. Şimdi İmam-ı Mubin ilim emir mi abi? İlim emir. Burası İmam-ı Mubin. Tamam. Tamam mı? Kitab-ı Mubin irade kudret mi?
irade kudret ha mevcut. Bu mağdumu hiçlik gibi düşünmeyin. Peki Gafur diyor ki bunun içinde de Adem var, bunun içinde. Var tabi yani şu anda bunun içinde Adem yok mu? Ya bunun içinde Adem de var tabi. Niye Adem var? Bu mutlak olurdu. Bu mesela sıcaklık siz mutlak olur. Güzellik ise sonsuz olur. Bunu derecelendiren kalem niye böyle değil? Niye mavi değil? İçinde Adem var. Kırmızı niye değil? Kırmızı bunun Adem'idir şu anda. Aslında o renk var burada, evet. Ama o renk gizlenmiştir. Gizlenmesi yani de ortaya çıkan aslında bir bütün renklerin hepsi var. Var ama öne çıkan bu. Öne çıkan mavi. Ha, öne çıkana mevcut, çıkmamışa Adem. Renklerin hepsine madun mu diyeceğiz? Adem. Şunun içinde Adem var. Bunun içinde de var. Ama nasıl? Demek ki işaret edeceğiz de Mehmet kardeş diyor ki vacip, mümkün, mümteni. Doğru. Bu da külliyattan şey yapılmış. Bu işaret-i cazdan geçen, evet. Abinin anladığı bu formül doğru. Çünkü vacibin karşısında imkanat var. İmkanattan mümkün çıkıyor. Mümkünden madun ve mevcut çıkıyor. Bu kafirin kafasında şirk vardır. O da ilimdir. Ama kafasında ilimdir. Cebir olmasın diye o da bir ilimdir. İlimdir ki baksana inkarı ispatmaya kalkıyor. Evet. İspat da ediyor bazılarına. Ha demek ki bu mağduma niye hayat var, buna da var? Çünkü geçmiş ve gelecek vardır. Ama şu anda yoktur. Şu anda var olanlar, olacaklar ve olmuşlar burada. Mazi ve mustakbel. Olacaklar da var mı orada? Evet. Geçmiş ve gelecek. Geçmiş ve gelecek. Geçmiş olmuşlar, gelecek olacaklar. Bu, o şu andalar. Olasılıklı vücutlar denen şey var ya, kopanak yorumu diyorlar ya. Evet. Olasılıklı. Yani herhalde bu şey olmamızın sebebi, işaret-i cazda şöyle geçiyor, çiziyorum. Şöyle yapıyorum, kırmızı çiziyor. İşaret-i cazda şöyle geçiyor. Sözler 91'de de bütün mümkünatın... Şimdi böyle geçiyor. Bu işaret-i cazda, külliyatta vacip ve mümkün bu şöyle geçer üçü. Tamam mı? Evet. Ha, peki imkanat nedir diye soru sorarsak mümkündür. Ya mümkün nedir kardeşim? Madum ve mevcuttur. Ya bu ne demek? Andır, kitab-ı mubin, bu imam-ı mubindir. Ve ders de burada bitiyor galiba. Evet, abi. Bir tek şunu söyleyebilir miyiz? Siz burada neler yazdınız? Bunlar nihayet Allah'a dayanan sıfatları değil mi? Evet, sübuti sıfatları. Peki tekvin nedir abi? Tekvin zat-ı sıfattadır. Şu olamaz mı abi böyle tekvin? Yani evet, mümteni mi? Tekvinde zat-ı sıfat. O şey denilen yer aslında tekvin olması yani gerekiyor. Yani diyebilmem için araştırmam gerekiyor ya, tekvine daha girmedik ya. Tekvini daha bilmiyorum ya. Külliyatta tekvine daha zaten şu anda ona şey yapamadık yani. Akılda çalışıyor. Tekvin yalnız içinde ademler var. Mesela nereden çıkarttık? Mümteni. Adamın kafasında oturmuş küfür, şirk. Mesela ihtimaliyatları değil yani. İhtimaliyatlar değil. Yani imkansızlıklar, Allah'ın zıttı yani en kısacası. İmkanatta öyle bir şey yok. Yok. Ha, şurada da Adem var, burada da var kardeş. Çünkü Adem demek mantığı şu, bir şeyi mutlaklıktan çıkarıyor muayen. Mesela diyelim ki sıcağın içine soğukluk var. Evet. Niye 75 derece diyorsun? O nispetle soğukluk var. Evet. 75 derece yani mutlak sıcaklığı 75'e indiren soğukluktur. Evet. Hasan abi imkanatta zıtlar denk. Şimdi zıtlar denk ama zıt olduğundan dolayı... Burada hepsi denk. Vacip de denk. Ama o zaman ne olur? Hep 0 derece mi olacak? İşte o yüzden bu yok. Yani bize ulaşan şekilde değil. Bu bize yok. Vücut bulmuyor. Yani şöyle diyor bak çok harika. Bu bize bakan taraf burada sır. Burada birbirini yok etmiyor. Sır sahibi burası. Evet. Evet. O zaman buraya İmam-ı Mübin yazdık. Bu yanlış. İmam-ı Mübin aşağıda. İmam-ı Mübin'i de tazamun ediyor ama şuna yapalım, şuna yapalım. Tılsım ve sır desek daha mantıklı olur. Yani burada sır neydi? Birbirini ortadan kaldırmıyor. Tılsım nedir? Birbirini dönüştürüyor.
Yani bu daha güzel oturdu. Şurası, evet, bize bakan taraf, burası, burası, şu üçü böyle baktığımız zaman külliyattaki bakış. Evet. Herhalde bu ders burada bitsin diyorum. Çok çok güzel oldu. Allah razı olsun. Ben bunu, ben de oturayım şimdi yazayım veya bu dersi kaydının son tarafını ben de bakıp yazacağım. Ben de bilmiyordum, ben de yeni öğrendim. Yani şu imkanatı burada... Hasan abi, şimdi çok şey ya, belki 5 dakika daha olur ama şu şekilin aynısını sözde 142'ye uygulayabilir misiniz? 142, nerede, açar mısın sözde 142? Şey abi, üç, üç yol. Birinci yol. Divan şeyi var ya. Ha ha, söyle, üç yol, üç yol. Ha ha. Ha, üç yol, evet. Ha. Burayı siliyorum o zaman, ben dur. Arka tahtada var ama Hasan abi, o şey. Ha? Arka tahtada var ya onun üstünde. Arka tarafta var ama çok güzel abi işte. Nerede var? Kırılacak bir şey var. Nerede var lan arkada? İşte bu birinci yol, ikinci yol, üçüncü yolun üstüne. Ha, şuraya mı uygulayalım diye. Hiç buraya karıştırma Emre ya. Şimdi söyle nasıl şey yapalım. Ha tamam, yapalım, dur. Dur. Şurayı sileyim. İmkan dairesi serbest bölge. Dur. Dur. Yani... Ha! Burada var zaten. Bak, birinci yol. İkinci yol. Üçüncü yol. Nereden çıkıyor? Sözde 142. Kabrik üç şekilde. Birinci yol. İmanı var. Var. Eylemi de var. İkinci yol. İtikadı yok. Bu da yok, itikadı itikadı var, eylemi yok. Kadar inandığı gibi yaşamıyor. He. Var. Yaşamıyor. İnkar ediyor. Doğru mu? Evet. Şimdi bu hemen uygulayalım Mehmet kardeş. Bu inkar ediyor, Allah'ın şirkini iddia ediyor. Bu mümteni de. Evet. Tamam mı? Görüyor musun? Mümteni mi değil mi? Madumda mı abi? Madumda şirk yok ki. Hayır. Mazi ve mustakbel, İmam-ı Mubin'dir o. Yani şirk nerede var? Dur. Şirk kafasızın kafasında var. Yani şirk. Abi. İnkar, inkar. Bak bir ikinci yola serbest bölge dediğimiz yere imkanat yazsam. Ya dur dur. Oraya kış yapma. Dur. İnkar. Allah inkar ediyor. Tamam mı? İnkarın Allah yoktur diye onu mevcudatta böyle karşılığı var mı? Yokluğu var mı Allah'ın? Yok. Nerede var diyor? Kafir olanlara ne diyeceğiz? Kafir şirk yapmıyor ki. İşte mağdur. Yani oradaki kafir inkar, inkar ediyor yani. Kafirinki abi şirk demek, orta koşmak da şirk demek değil midir? İsa'yı o kardeş detayına girme. Bak. İnkar demek kafasızın kafasında var. Evet. Vücudu haricisi yok. Değil, inkar, şirk, küfür, yani şey olarak, lügat olarak o farkı ortada kaldırmış. Abi şuraya yazabilir misiniz? Yani şuraya da yazalım. Mümteni diye. Dur, nerede? Yani şuraya mümteni diye yazın bence. Ha dur dur. Şimdi ben bir izah edeyim, ondan sonra bak. Şimdi inkar, detayına girmeyelim, o şeydir. Bu inkar var mı? Var. Nerede var? Mevcutta yok. Yok. Kafasızın kafasında. Mümteniye giriyor. Peki, itikadı var ama yaşamıyor. Mağdum. O nedir? Mağdum oluyor. Mağdum oluyor. Mağdum oluyor. Öyle. Ebedi şey. He. Çünkü geçmişi gitmiyor, yaşamıyor. Evet. Yani geçmişinden dolayı mağdum oluyor. Bu taraf boş abi, bu taraf boş. He yok. Bu taraf boş. Boş. Peki, imanı var, eylemi de var.
Peki ne olur o zaman? Mevcut abi. Ha, mevcudu. Çünkü günahların Adem'e gittiği için Adem'e gitti, geçmiş, madumdur. Ama sebabı var, imanı var, mevcut buluyor. Adam namaz kılarak mevcut, mevcuda çıkıyor. Namaz kılmayarak o saati, o dakikayı, o ömrünü Adem'e atıyor. Madum, madum oluyor, yok olur. Buradaki Adem'e giriyor. O zaman birinci yolu yapayım. Farklı bir madum, ikinci yol. Mevcut, birinci yol. Mümteni, üçüncü yol. Peki bunu şeye nasıl yapacağız abi? Serbest bölge mi? Serbest bölge. Hayır, serbest bölge değil. Ha. Dima. Tamam. Şimdi Mehmet kardeş, serbest bölgeye mi istiyorsun bunu? Evet. Ha. Serbest bölge isteyelim. Şimdi bu kafirdi bu taraf. Burada her ihtimaliyatlar vardı. Bir serbest bölgenin ikinciye ne demiştik şuraya? Hatırladınız mı? Kaçıncı yoldu? İlk önce bunu yazalım. Bu neydi? Birinci yol. Bu kafir olduğu için üçüncü yol demiştik abi. Üçüncü yol. Evet, o yukarıda da ikinci yol. Burası da ikinci yol. Tamam. Şimdi üçüncü yol neydi? Mümteni. İkinci yol neydi? Madum. Çünkü burada bir sürü şeyler var. Vücud harici çıkarmamış yani. Evet. Vehim ve vesvese. Evet. Tamam mı? Vehim ve vesvese. İnandığını eyleme de dökmüş. Vücud hariciye çıkmış. Tamam mı? Bu da mevcuttur. Çünkü mevcuttur. Şöyle yazar bu. Hatırladınız mı? O harita var mı? Zaten şey, tepecikteki şu, şurada yazıyor. Mevcuttur, meşhuttur. He. O bu aynı. Ondan sonra burada mevkuttur, yoktur diyor bir. O resim. Açar mısın onu yazayım hemen. O resim var mı? Onu da şey yapayım. Hiç bir şey demeden hemen orayı da yazayım bak şuraya. Şuraya. Fanidir, madumdur. Evet. Manayı harfi olarak demişsiniz abi. Şahittir, meşhuttur. Bir dakika. Şuraya. Şahittir. Evet. Şahittir. Meşhuttur. Meşhuttur. Vacit. Vacittir. Dir. Başka? Vacittir. Mevcuttur. Mevcuttur. Bak. Mevcut. Söylenmiş zaten. Aa bak. Mevcuttur. Mevcuttur. Evet, birinci yol. Tamam mı? Mevcuttur. Şimdi burası mana ismiyle. Allah Allah, burada da söylüyor abi ya. He. Bakın, mana ismi faildir. Ne? Fani. Şey, fanidir, özür dilerim. Fani. Fanidir, mefkuttur. Mefkuttur. Hadistir, mağdurdur diyor zaten. Hadistir. Nedir? Mağdumdur. Mağdum. Mağdumdur. Evet. Mağdumdur. Zaten ben oradan okuyordum ha. Oradan tamam. Tamam. Ondan sonra ama gurur diyorum sizden ya. Yani nasıl oturdu şimdi? Yanlış yapınca kabul etmiyor. Yani şurada daha önceki derste şu imkanatı koymadığımız için, buraya koymadığımız için Allah razı olsun ikinizden de, eksikti. Şu imkanat buraya konmadığı için şunları şart icazı göre yapmıştık ve külliyata göre eksik olmuştu. İmkanatın bunun karşısındadır. İmkanat ve vacip, imkanat, mümteni. Bu da bölünüyor. Bunu ekleyeceğiz. Yani şu anda sükun bulduksa fıtrat kabul etti. Elhamdülillah. Yani zaten bak şimdi. Birinci yol. Bak ne diyor? Mevcuttur. Bak.
Bakar mısın? Mevcuttur. Ama kalem de bitmiş. Bak mevcuttur. A mevcuttur. Efendim madumdur. Madumdur. E tam da bu Türkçe, Arapça hepsini söyledi. Şimdi oturdu. Bunun resmini çekelim de yazalım. Abi bir dakika, bir yerde bir yanlışlık yaptık ya. Nerede? İkinci yolda biz yanlışlık yaptık abi ya. Niye? Şurası mı? Adım değil, mümkün olacak. Ha mümkün ha. Bir taraf. Ha mümkün ha. Tamam harika. Ne? Mümkün değil mi? Çünkü ikisi de var. Bir şey olur. Mümkün. Bir taraf. Mümkün. Ha bunu yanlış yaptık. Mümkün nerede? A bu. Çünkü niye mümkün? İkisinden çıkıyor. İkisi de var. Burada hepsinden çıkıyor. Evet. Burada herkesi, her şey cirit atıyor. Hayır, şer, doğru, yanlış, iman, küfür cirit atıyor. Şekil almamış. Mümkün. A burada da mümkün. A mümkün. Mehmet kardeş. Şuraya yazalım. Serbest bölge. Serbest bölge. Tamam. Buraya birinci yol diyelim. Ha yazmışız. A serbest bölge. Bak burada herhangi hiçbir şey şekil almamış. Müslüman da olur. Burada şeytan da var, melek de var. A şeytan. Melek. Mümkün her şey. Şeye ama yazdık abi. Diğer tarafta biz mağduma ne yazdık? Mağduma mı? Şuraya. Ne demek de yazdık? Şu mağduma ikinci yol ya şurası. İkinci yol. Yok değil abi. Şurada bir yanlışlık yaptık. Hasan abi. Bakın birinci yol, ikinci yol dedik oraya. İkinci yol serbest bölgedir aslında değil mi abi? İkinci yol serbest bölge olacaktı. İkinci yol serbest bölge mümkün işte. Tamam. Ha, o zaman mümkün. Bir dakika. Ha, bir dakika. İkinci yol mağdum. İkinci yol mağdum. Üçüncü yola biz mağdum yazdık abi. Ha nerede? Arka tarafta. Ha iki, hepsine mağdum yazdık. Üçüncü yola mağdum yazdık ya abi. Mağdumdur dedik ya abi. Nerede? Bakın şu altta. Ha mağdum ha. Üçüncü yol mağdumsa. Öyledir mağdum. O zaman Hasan abi. Dur aşağıdan sevelim hocam. Mümteni, ama bir dakika mümteni yazmışız abi oraya önce. Yani yine bir karışıklık oldu. Dur. Birinci yol dur. Bir daha yapayım. Birinci yol mevcuttur. Tamam. Tamam mı? Tamam, A sana mevcuttur. Tamam. İkinci yol, her şey, herkes dağıldı. Mağdumdur. A sana ikinci yol, mağdumdur. Çünkü burada Adem de var, küfre gidiyor. Orada şaşırma. Ama ikinci yol serbest bölgedir abi. Üçüncü yol kafir olduğu yer. Burada kafirin, burada iki tarafı da şey yapıyor. Burada bir dakika kafir. İkinci yol kafirlik şekil almış. Mazisi ya. Yani mağdumdur diyor ya. Mağdumdur niye diyor? Niye buna denk geliyor mağdumun? Mağdum da artık geçmişi artık küfür. Şekil almış artık. Ya o kesin yolunu bulmuş yani. Evet. Bu netleşmiş yani. Tamam şey yok. Geçmiş ve gelecek değil mi bu? Tamam. İmam-ı Gül. Geçmişe. Tamam. Adam geçmişe. Ulan üçüncü yol diyelim abi oraya. Biz orada yanlışlık yaptık. Oraya ikinci yol değil, üçüncü yol diyeceksiniz. Üçüncü yol şurası. Ha üçüncü yol diyeceğiz oraya. Ha. Buraya üçüncü yol. İşte burada hata yaptık. Üçüncü yol. Tamam. Tamam. Oraya da ikinci yol. Nereye? Mümkün abi. Şuraya. Mümkün. O üçüncü yolu mümkünden kaldıracağız. Şurayı iki yapacağız. Yok o değil. Şurayı hiç kaldırmayız. Onu kaldırırlar. Buraya hiçbir şey yazmıyoruz. Evet. O dairede değil. Şu. Şunu sileyim. İkinci yol. Yazayım şuraya. İkinci yol. Serbest bölge. Telefon herhalde şey bitti. Ya şarjı bitiyor. Şarjı bitiyor. Başkasının şeysine geç. Sen. Ben bunu almadı. Neden almadım? Ya tamam. Şimdi oldu değil mi abi? Mümteniye hiçbir şey yazmıyoruz. Sen şimdi telefonun şarjı bittiği için artık şey yapmıyor. Ha bitti mi o? Hemen o bitiyor. Yani geliyor mu sesim? Tamam. Tamam şu anda oldu. Geldi mi?
Mehmet abi bir şey diyor. Tamam geliyor diyorsun. Tamam. Kötü kötü konuşuyor. Seviyorum lan abi. Bu oldu abi. Şimdi oldu. Şimdi bu fotoğrafını çekeyim ona gönderin. Şu. Tamam. Dur bir dakika. Tamam. Artık daha bir de burayı fotoğrafını çekin. Bir de diğer tarafı çekin. Çekin, gönderin. Artık daha bunun üzerine konuşmayın çünkü durum hepten iyi değil. Sesimi de kapatayım dersin. Saat kaç oldu? Açtım, ses açık. 11 çeyrek. Tamam. 12 olmuştur. Peki. El Fatiha. Allah'a emanet.